Biz Gaz, dört mevsim yaz. Günaydın sevgili seyirciler, Ajans 9'a hoş geldiniz diyoruz herkese. Merhabalar, Ajans 9 bugün 27 Aralık 2012 Perşembe günü de sizlerle birlikte. Evet. Günaydın Erdem Bey. Günaydın Erdem Bey, nasılsınız? Yeni yılın son günleri uzatmaya uğramıyoruz. 27 Aralık. Birkaç gün sonra artık yeni yıla, 2013'e gireceğiz. Bazıları var, yeni yıla girmek istemiyorlar. Yeni yıl, dert ayı, dert yılı. Efendim yok. Zamlar geliyor, her şey zamlanacak şeklinde. Ya tabii bu zamlarda haklılar. Devlet otomatiğe bağlamış. Yeni yıl girdiğinde Ocak 1 diyor, direkt olarak zamlar başlıyor. Ama bizler için, artık bu yaşa gelenler için takvim sadece takvim yıl olarak. Yani Aralık ayı bitti, Ocak ayı başladı. Yani ha Nisan'dan Mayıs'a girmişiz, ha Mayıs'tan Haziran'a girmişiz ya da Aralık'tan Ocağa girmişiz. Valla benim için çok bir şey fark etmiyor yani. Evet, vatandaşlar da sorduk geçen günlerde. Yeni yıl geliyor, nasıl hissediyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Gelmesin, girmeyelim yeni yıla şeklinde cevaplar verdiler. Ben de oradan söyledim. Sen onu bir şey de böyle gençlere falan sor. Yaşı böyle özellikle 17 olanlara falan. Allah Allah. 18 olsak da deyip duruyorlar. İstediğimizi yapabilsek, bir yerlere girebilsek değil mi? Onların da derdi o. Onlar büyümek istiyorlar da. Evet. Biz artık yeteri kadar büyüdük değil mi? Tabii. Efendim bugün yine haberlerimizi paylaşacağız sizlerle. 2 saat boyunca bir aradayız. Efendim sosyal paylaşım ağlarından da buluşalım diyoruz. Sosyal paylaşım ağları Twitter ve Facebook adreslerimizden bizleri takip edin. twitter.com/kocaetv facebook.com/kocaetv haber adreslerinden bizleri takip edin ve bizlere telefon yolları ulaşabilirsiniz. ajans9@kocaetv.com.tr mail adresimiz dedikten sonra programımıza gelecek olan konuyu da hatırlatalım. Efendim Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Özkar'la birlikte olacağız. Muhtarların sorunlarıyla ilgili, özlük hakları mı, artık başka sorunları varsa onları ve muhtarlık mesleğiyle ilgili bir oluşum var. Bununla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Ersin'cim, Turbo İsmail sadece bir muhtar değil. Yani onun dernek başkanlıkları her yerde var. Lakabını biliyorsun. Ona biz Turbo İsmail deriz. Çok hareketli, çok enerjik birisidir.
Sadece muhtarlıkla alakalı değil yani, kooperatif başkanlığı var, dernek başkanlığı var. Partilerde özellikle CHP'de bir dönem çok aktifti. Yani çok şey konuşacağız biz onunla. Evet, Sefa Sirmen'i de soracağız çünkü o da Sefa Sirmen hayranlarından biri. Biraz sonra siyaset atılır mı bir teklif gelirse diye sorarız kendisine. Ama saat 9'da alacağız, onu da söyleyelim. Efendim başlayalım isterseniz haberlere. Evet. Şöyle hızlıca gidelim çünkü çok kısa bir zamanımız var. Onu da değerlendirelim haberlerimizde. Sapanca yolu nihayet açıldı dedi. Bu inandırıcı bir haber mi diye bakalım şöyle. Sapanca yolunun ilimiz sınırları içindeki 9 kilometrelik bölümünde devam eden duble yol çalışmalarında nihayet bir şerit ulaşıma açılmış. Bir şerit ulaşıma açılmış. Ya valla bir şey söyleyeyim mi? Bu kenti yönetenlerin böyle bir yol hikayesinden dolayı en azından yüzlerinin kızarmasını, mahcup olmasını beklerim. Yaklaşık biz Sapanca yolunun duble yol haline gelebilmesi için, ki bu yol Anadolu'daki illeri birbirine bağlayan pek çok yoldan daha hareketli. Bu yolun duble yol haline gelebilmesi için çok mücadele verdik. Siyasetçiler tamam dediler, çok kısa süre olacak. Ya temelin attırına kadar neredeyse göbeğimiz çatladı. Yani ilk kazma vurulana kadar. Kazma vuruldu, yok Tüpraş'ın boru hattıydı, yok şu hattıydı, yok bu NATO hattıydı. E tamam. 2,5 sene geçmiş sadece 6 kilometrelik yol yer için. Ya 6 kilometre ya. Yani buradan yürüyerek çıkmış olsan 6 kilometre iniyorum ki ben 45 dakika içerisinde, ki sen yürümeyi seviyorsun. 45 dakika içerisinde yürürsün. Hı hı. 45 dakikalık adımla yürüyebileceğimiz yolu 2,5 yılda zor yaptılar. Şimdi geri kalan bölüm var. 1. Güneşşehir'de dediğimiz bölüm var. 2. Yani ben inanıyorum ki bir belediye başkanlığı dönemi, hatta bir milletvekili dönemini bile bitirir bu yol. Yani maalesef nihayet açıldı demiş Özgür Kocaeli gazetesi. Hı. Ama yani çok kaza oldu. İlk kazayı da burada hemen yapmışlar. Yol açılır açılmaz onu da paylaşacağız şimdi. Tabii yani vatandaşlar bir de daha o yolu kullananlar tam olarak alışık değil. Hı. O yola. Ama bu yolda açılmadan önceki halde bir de çok insanlarımız öldü. Çok kazalar oldu. Yani oradaki hayatını kaybeden insanlarımızın ölüm nedenleri yol falan değil. Tamamen siyasetçilerimizin vurdum duymazlığı, konunun üzerine eğilmemesi. Yüksek hızlı treni yapıyorsunuz, doğayı katledeceksiniz, maaşlıktan taş çıkaracaksınız. Nedir? Milli mesele. Ya bu da bizim için can meselesi. Sapancıoğlu'da bu kentte yaşayanlar için can meselesi. Benim canım gittikten sonra ben ne yapayım? Dört şeritli duble yolu ya da yüksek hızlı tren hattını. Evet, şu anda Kuzey Şerit'in açıldığı, Güney Şerit'inde önümüzdeki günlerde açılmasının beklendiği ifade edilmiş. Bu arada bir kaza var. İzmir Sapanca yolunun Kuzey Şerit'i açılır açılmaz ilk trafik kazası meydana geldi. Ercan Bayrak yönetimindeki araç Kadir D yönetimindeki araç ile Sarımeşe kavşağında çarpıştı. Araç içinde sıkışan Ercan Bayrak olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Böyle olacaksa açılmasaydı keşke Kuzey Şerit'te. Çünkü tek şeritten verilen bir yolda gidiş geliş yapılıyorsa eğer. Aşağısı da tek şeritti. Evet. Aşağısı da tek şeritti. Sürücülerin yavaş yavaş alışması lazım. Belki yani şey ortaya hunilerle falan bölerler mi diyeceğim ama o da olmaz. Sürücüler bir süre içerisinde alışır. İnşallah alışırlar ki önemli bir kaza meydana gelmemesi de sevindirici şu anda. Ama şu sıralarda bir kaza oldu mu yoksa olacak mı, onun da tedirginliği yok mu? Var tabii ki içimizde. Evet, sadece 4 yer satıldı demişler. İzmir Belediyesi büyük gelir temin etmeyi planladı. 31 gayrimenkulün satışında istediği sonucu alamadı. Efendim 4 tane yerin satışı gerçekleşmiş. Bu satışlardan yaklaşık 250 bin lira geliri olmuş İzmir Belediyesi'nin. Diğer satılmayan yerler için de 7 Ocak 2013 tarihinde tekrar ihale yapılacakmış. Şimdi bu belediye işinde tam o Fethiye Caddesi'yle Hürriyet Caddesi'nin kesiştiği nokta yok mu? Devasa yani Belsay'la karıştırmayalım. Belediye işinde Fevziye Camisi'nin karşısındaki. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam 1970'lerin sonunda hizmete girmişti ya da 80'lerin başında o civarlarda.
Yani o günden bu tarafa biz hala hep şeyi konuştuk, belediye iş alanını. Zaten belediye yapmıştı. İşte borçlarından dolayı dükkanların bir kısmı şey verildi. SSK el koymuştu zamanında. Yok SSK kiralayacak, yok SSK satacak, yok ihale olacak, şu olacak, bu olacak. Yani bir türlü şurasını özelleştirip ellerinden çıkartamadılar. Yani yıllarca orasını dernekler neredeyse bedavaya kullandı. Geçmiş belediyeler döneminde. Yani işte bilmem ne derneği bakıyorsunuz, belediyenin yeri girmiş. Ödememiş kira. Ya da çok düşük miktarlarda. Yani şu, hala da alışı yok. Yani o kadar güzel bir yer ki orası. Hala da öyle. Dernekler orada bulunuyor. 50 lira mı, 52 lira mı öyle kiralar veriyorlar. Yok, daha yüksek şu anda. Ama şey, yani belediyenin artık onu elinden çıkartması lazım. Yani belediyenin mülkü niye olsun? Yani niye ofis olsun orada? Kardeşim yani satarsın, olur biter. Ama yıllarca tapu sorunu da vardı. Hı-hı. Yani çok enteresan bir şey. Şöyle söyleyeyim, Halil Bey birinci dönemine kadar orada hiçbirinin tapusu da yoktu. Yani oradaki ofislerin falan. Yanlış hatırlamıyorsam 2007 ya da 2008 yılında o zaman Saraybaşlı Belediye Başkanı olan Halil Yenici çözmüştü tapu sorununu. Yani tapularını da o şekilde almışlardı. Yoksa yani düşün 1970'lerin sonunda yapılmış. Üzerinden 30 sene geçmiş. Yani ilk sahibi almış, öteki başka birisine satmış. Hep kağıt üzerinde satmış. Yani şeyde el yazısı kağıtla. Evet. Tapulardan tapu yoktu yani. Birisi yani orada ölmüş olsa yani adamı çok rahat şeyleri çıkartabilirlerdi. Evet. Biraz efendim şöyle. Üzücü bir olay gerçekleşti dün. Bu olayı sizlere akşam saatlerinde aktarmaya çalıştık. Son dakika bilgileri elimize ulaştığında da haberi yayına girmiştik efendim. 18.30'dan haber bültenlerinde. Ve Gölcük'te bir dehşet. Uzman çavuş ve emekli polis öldü. Emekli polisin uzman çavuşu vurdu ve sonrasında intihar ettiği iddia ediliyor. Gölcük'te bu dehşet nerede yaşandı? Kalıcı konutlarında, saraylı kalıcı konutlarında dün yaşandı efendim. Aynı binada komşu olan uzman çavuş ile emekli polis arasında yüksek sesle müzik dinleme tartışması yaşandı. Bu tartışma nasıl olduysa silahlı kavgaya döndü ve bu silahlı kavgada emekli polisin uzman çavuşu vurarak daha sonrasında intihar ettiği ifade ediyor. Şimdi onunla ilgili görüntülerimiz gelecek ekranlara, olay yerinden görüntüler ve sadece Kocaeli TV'de izliyoruz. Gölcük Saraylı kalıcı konutlarında meydana gelen silahlı kavgada iki kişi vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler evin içinde silahla vurulmuş, kanlar içinde iki kişi buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri donanma komutanlığında görevli uzman çavuş Serhat Yakar ve emekli polis memuru Selim Bağcı olduğu öğrenilen şahısların hayatlarını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Alınan bilgi ve iddialara göre görevden tek başına yaşadığı dairesine dönen Serhat Yakar, kapıda emekli polis memuru Selim Bağcı ile karşılaştı. Burada Yakar'ın yüksek sesli müzik dinlemesi yüzünden ikilinin arasında tartışma çıktı. Tartışmada sinirler gerilince iddialara göre emekli polis Bağcı silahını aldı ve uzman çavuş Yakar'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan uzman çavuş olay yerinde öldü. Yine iddialara göre Selim Bağcı son olarak silahını şakağına dayadı ve tetiğe basarak intihar etti. Silah seslerini duyan ve apartman kapısına inen hemen ambulans ekiplerine haber verdi. Ancak sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde her şey için çok geçti. Hayatını kaybeden iki komşu olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Öte yandan emekli polis memuru Selim Bağcı'nın evli ve iki kız babası olduğu, eşinin ise kızlardan birinin ameliyatı için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Diğer komşu uzman çavuş Serhat Yakar'ın ise tek başına yaşadığı ve Gölcük Donanma Komutanlığı'nda asker olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, böyle bir üzücü olay yaşandı. Dün emekli polisin kendini vurmadan önce bir uzman çavuşu vurdu ve öldüğünü gördüğü anda da intihar ettiğini sizlerle paylaşmış olduk. Bu son 10 günlerde işte kadına şiddet ve komşular arasındaki kavga gitgide artar hale geldi Kocaeli'de, Kocaeli ilçelerinde. Bizler de ekranlara bu şekilde getirmek istemeyiz ama işte iki kişinin bir hayatını kaybettiği bir olay meydana geldi. Bu olayı da bizler Kocaeli TV olarak yayını hazırlamıştık akşam saatlerinde. Biraz da geç girdi, sizler de hatırlarsınız. Yayını hazırlamak biraz uzun sürdü.
ve cenazeler otopsi için morga kaldırılmış. Savcılıkta olayla ilgili soruşturma yürütüyormuş. Şu anda iddialar var. Şimdi burada üzücü olan, yani en üzücü tarafı tabii ki iki kişinin hayatını kaybetmesi. Eğer bu normalde iki kişi birbirini vurmuş olsa vatandaş olarak diyeceğiz ki yani bireysel silahlanmaya hayır. Yani şu an Avrupa'da özellikle işte Amerika'daki o son okul katliamından sonra çok ciddi anlamda bireysel silahlanma konusunda şey var. Tepkiler var. Yani dün akşam ben bazı istatistiklere falan baktım. Yani sadece mesela en çok Amerika'da var. Yani 100 kişiye yaklaşık 40 silah düşüyor. Yani bir şeylerin, vatandaşların elinde olan silahtan bahsediyoruz. Yani her 100 Amerikalı'dan 40 tanesi silahlı gibi. Enteresandır. Ondan sonra ikinci sırada İsviçre geliyor. İskandinav ülkeleri geliyor. Yani daha sonra aşağı iniyor. İşte Irak'ta, Pakistan gibi. Yani böyle karışıklığın daha fazla olduğu ülkeler geliyor ama bunlar da 7. 8. sıralarda bireysel silahlanma. Şimdi burada ne diyebiliriz ki? Yani bir tanesi bunun uzman çavuş, bir tanesi emekli polis. Bellerindeki silahlar da devletin verdiği silahlar. Yani bireysel silahlanmaya tamam hayır falan filan diyoruz ama yani bunlar devletin silah verdiği insanlar. Yani en üzücü taraflarından bir tanesi o. Evet. Bence. Devletin izin verdiği, silah verdiği insanların bu şekilde olay yapması bize dışarıda sivil olan vatandaşların neler yapamayacağı anlamına geliyor. Şimdi iki vatandaş olmuş olsaydı diyecektik ki ya kardeşim ikiniz de birinizde silah taşımıyor olmuş olsaydınız birbirinize ikişer tane yumruk atardınız. Hastanelik olurdunuz en çok. Birinizin ağzı kırılırdı, birinizin burnu kırılırdı. O kadar. Bir tanesinin gözü mor olurdu. Ama ne olurdu? Hayatlarınız devam ederdi. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bir kişi silah beline koyduğun zaman patlamaya her an hazırdır. Yani bunun ne zaman çıkıp patlayacağı hiç belli olmaz. O silahı beline koymayacaksın kardeşim. Trafikte, yolda, kahvede. Yani ruhsatlı silah bile almış olsan, yani evinde dursun. Bu meşru bir müdafaa için geçerlidir. Yani benim evime bir, yani bana kastedecek birisi benim artık evime, mahremime girmeye kalkarsa, yani o zaman onu hadi deriz ki hak etti. Ama yani sokakta adam yok bana yol vermedin, yok bana yan baktın, bir bakıyorsun silahlar çekiliyor. Zaten gergin asabi bir toplum olduk. Yani rüzgardan nem kapıyoruz. Niye yan baktın? Sana ne lan diyor öteki de bakarım falan. Ondan sonra sonuç gazetelerde haber. İki kişi evet. Öldü, üç kişi öldü falan. Manşet ya da manşetin yarısını kaplayan bir haber oluyor. Sevgili seyirciler, Kocaeli Üniversitesi'nde gerginlik de tırmanmaya devam ediyor ve tırmanmaya devam edeceği de iddia ediliyor. Dün yine Kocaeli Üniversitesi'nde eylem vardı. Öğrenciler, karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi efendim. Kocaeli Üniversitesi'ndeki o gerginlikten an ve an dakikalar gelsin yine Kocaeli TV farkıyla. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesinde bir grup öğrenci tarafından önceki gün YÖK ve ODTÜ olayları protesto edilmiş. Bu esnada olaylar çıkmıştı. Öğrenciler kendilerini yemekhaneye kilitlemiş, daha sonra basın açıklaması yapmak üzere dışarı çıkmışlardı. Umuttepe'de yaşanan YÖK ve ODTÜ olayları, protestosunun ardından karşıt görüşlü iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Polisin müdahale ettiği olayda her iki taraftan da toplam 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Üniversite öğrencileri arasındaki tartışmaların diğer günlere yansıyacağı ifade ediliyor. Evet.
Evet, dün yine bu olaylar yaşandı sevgili seyirciler. Daha önce de yaşanmıştı. Karşıt gruptan öğrencilerin birbirleriyle tartışmaları, kavgaları. Ve dün yine polis araya girdi, araya barikat kurdu. Birbirlerine efendim temasları engellendi. Şimdi Koca Üniversitesi'nde bir polis merkezi mi oluşturuldu diye düşünmek lazım aslında. Değil mi? Sanki polis 24 saat orada hazır bekliyormuş gibi. Evet. Pat öğrenciler birbirine girecekler, araya polis giriyor. Hı-hı. Ya buradan biz Umuttepe'ye çıkarken, yani üniversitenin olduğu yere çıkarken yaklaşık 20-25 dakikamız, yarım saatimiz geçiyor. Polis ne kadar çabuk gidiyor, ben hayret ediyorum. Evet. Büyük ihtimalle orada bir polis merkezi oluşturuldu artık bu olayları engelleme adına. Hani gerginlikte tırmanıyor, farkında da polis. Büyük ihtimalle dinleme de yapıyorlardır. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Şimdi oradaki görüntüleri izliyoruz. Arkadaşlar, üniversite öğrencisi arkadaşlar 19, 20, 21, 22, 23 yani o yaş grubundaki arkadaşlar. Bu görüntüleri biz o kadar çok izledik ki oradaki arkadaşların hepsi genç oldukları için işte ilk eylemleri, ikinci eylemleri, üçüncü eylemleri, işte üçüncü kavgaları, o şekilde düşünelim bunu. Daha heyecanlılar, işte delikanlılar, kanları kaynıyor, işte fikirlerin üzerine fikir söylenmesini istemiyorlar falan. Ama biz bu gösterilerden çok gördük. Yani ben kendi adıma söylüyorum, 70'lerde gördüm. 70'lerde, 80'lerde hep vardı. Yani 60'larda işte benim babamlar gördü. 1950'lerde vardı. Yani 1940-30 dönemlerini bilmiyorum, işte Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllar falan, ama yani Osmanlı'da bile işte bir bakıyorsunuz medrese öğrencilerinin gösterileri vardı. Yani bu gösteriler hep devam ediyor. Sonuçta ya birisinin eline bir şey geçiyor mu, ben bunu merak ediyorum. Yo, 4 yıl okuyan çocuk oradan geçecek, mesleğine gidecek. Ondan sonra bu geçmişte yaptığı şeyleri de unutacak, evet, bir nevi. Yani kimsenin elinde bir şey de geçmiyor. Kimse bir hak da kazanamıyor. Yani yani bakıyoruz niye karşıt görüşlü öğrenciler ya hep ya aynı otobüste gidip geliyorlar bunlar. Yani orada birbirleri karşılar ya. Hani böyle işte bir tanesi ötekinin üstüne yürüyor, öteki ona taş atıyor falan. Umuttepe'ye giderken aynı otobüste binip gidiyorlar bunlar. Mecburen de gitmek zorundalar. Ona ayrı otobüs, buna ayrı otobüs verecek değil belediyede. Evet. Yani aynı otobüste biniyorlar, aynı kentin sokaklarında gidiyorlar. Belki aynı yurtta kalıyorlar. Ama üniversitenin içine girince nedense karşıt görüşlü oluyorlar. Yani otobüste bak ya da başka bir noktada iki kişi karşılıklı olmuş olsa da çok sakin bir şekilde fikirlerini savunabilecekler. Ya da söyleyebilecekler. İşte bir tanesi böyle diyecek, öteki hayır böyle diyecek. Ama üniversitenin içine girince nedense bir de kalabalıklaşıyorlar. Bu sürü psikolojisi mi denedi bilmiyorum. Kalabalık, işte kendilerini güçlü mü hissediyorlar? Ne oldu? İşte taşlı sopalı birbirlerine girdiler. Dağılacaklar. Ondan sonra orada birbirine taş atanlar biraz sonra aynı otobüsle aşağı İzmit'e inecekler. Evet. Şimdi başka bir görüntü var. Onu da paylaşalım, ekranlara getireyim. Asgari ücret eyleminde olaylar çıktı. Asgari ücret konusunda sendikalar alana çıkmak istediler. Bu sefer sendikaları da polis durdurdu. Biber gazlı ve coplu eylemler vardı. Şimdi oradan görüntüler gelsin. Merkez Bankası önünde toplanan yaklaşık 100 eylemci asgari ücrete yapılan zamları protesto etmek için Sabri Yalın Parkı'na yürümek istedi. Yürüyüş yolu üzerine barikat kuran çok sayıda çevik kuvvet polisi yürüyüşe izin vermezken eylemciler ile polis arasında gerginlik çıktı. Zaman zaman barikatı aşmak isteyen eylemcileri polis ekipleri püskürtürken bazı eylemciler asgari ücretle yaşamanın zorluğunu anlatarak polis barikatının önünde bağdaş kurarak oturdu. Polisler yaşasın 740 liraya. Başbakan yaşasın. Bakan yaşasın. Biz asgari ücretle yaşamak istemiyoruz. Grup polis ekiplerinin yaptığı tüm ikazlara rağmen dağılmayınca polis ekipleri gruba biber gazı ve tazikli su ile müdahale etti. Müdahale üzerine grup dağılmazken yaşanılan arbedede iki eylemcinin kolu kırıldı. Polisin sıktığı biber gazından çevrede bulunan esnaf da etkilenirken esnaf duruma isyan etti. Arkadaşlar!
Müdahalenin ardından dağılmayan grup D100 karayoluna çıkmaya çalışırken polis ile anlaşan eylemciler Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaparak dağıldı. Evet sevgili seyirciler, yepyeni bir şimdi aldığımız son dakika haberi var. Yuvacık Eski Belediye Başkanı Hikmet Karahaslan'ın oğlunun şehit olduğu ile ilgili haber elimize ulaştı. Efendim çok yakından tanıdığımız bir isim, siyasette de kendini gösteren isimlerden biriydi. Kütahya'da vatani görevini yapan Yuvacık Eski Belediye Başkanı Hikmet Karahaslan'ın oğlu Fatih Karahaslan geçirdiği trafik kazasında şehit olduğu ifade ediliyor. Kütahya Gidiz Karayolu'nun 20. kilometresindeki Kireçköy yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen bir minibüs dikkatsizlik sonucu yolun kaygan oluşu nedeniyle şarampole uçtu. Kaza sonrası ihbar yerine gelen jandarma ekibi aracı yolun sağına çekip uyarıcı işaretler koyduktan sonra kaza yapan minibüsteki hafif yaralılara müdahale etmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Sabahattin Akdoğan yönetimindeki fayans yüklü tır gizli buzlanma nedeniyle kayarak askeri minibüse ardından yanında duran jandarma erleri Fatih Karahaslan ve Uygar Yalçınkaya ile yaralılara yardım etmek için bir otomobilden inen Fevzi Seçkin'e çarpıp şarampole uçtu. Kazada jandarma er Uygar Yalçınkaya olay yerinde jandarma er Fatih Karahaslan ise ambulansla kaldırıldı. Kütahya Donuklar Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit öldü. Fevzi Seçkin de kaza yerinde yaşamını yitirdi. İl Jandarma Komutanı yetkilileri kazada yara almadan kurtulan tır şoförünün gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğünü belirttiler. Ve kaza haberini alan Hikmet Karahaslan da Kütahya'ya gitmiş. Hemen bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım sevgili seyirciler. Alt yazılarda da gördüğünüz gibi. Evet Erdal Bey, vallahi bir üzücü olay. Yani gerçekten çok üzücü bir olay. Yani Allah Hikmet Karahaslan'a sabır versin. Yani ben Fatih'i daha önce görmüştüm. Yani çok fazla bir samimiyetim bir şeyim falan yoktu ama yani kentimiz insanı, Yuvacık Belediye Başkanı Sayın Hikmet Karahaslan da işte saygıdeğer beyefendi isimlerden bir tanesiydi. Çok uzun zamandan beri işte yani belediye başkanlığı yaptı. Devamlı tanıdığımız, görüştüğümüz birisiydi. Yani çok çok üzüldüm. Yani söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Yani artık takdir-i ilahi falan diyeceğim ama ya Allah sabır versin ailesine. Genç Fatih'e de Allah'tan rahmet diliyoruz yani. Kaza sonrası ama ne kadar ilginç bir tezahür. Kaza sonrası olay yerine geliyor jandarma ekipleri. Orada bulunan yaralılara yardım etmek istiyorlar. Hani minibüs çarpışmıştı ya, minibüs evet. Şarampole uçmuştu ya, ona yardım etmeye çalışıyorlar. Yardım ettikleri sırada yolun buzlu mu olması, artık tır şoförünün uyumuş olmasından mı kaynaklanan bir kaza ve yol kenarında bulunan askerlere tır efendim üzerlerinden geçiyor. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilmiş efendim. İki askerimizin bir tanesi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş. Ve burada Yuvacık Eski Belediye Başkanı'nın Hikmet Karahaslan'ın oğlu Fatih Karahaslan'ın da şehit olduğu haberini sizlerle paylaşmış olduk. Aileye, Yuvacık halkına, Kocaeli halkına, Türk halkına efendim başsağlığı temennisinde bulunuyoruz. Sonuçta bir askerdi, vatanı korumak için oradaydı. Bakın insanlara da yardım etmek için görevini yapmaya bulunuyordu. Çalışıyordu. Görevini yapmaya çalışıyordu. Gerçekten görev başında şehit olmak denilen olay bu işte. Yani illa teröristlerle yani bir çatışma sonucu da şehit olabiliyorsun. Sonuçta oraya bu genç arkadaşımız kendisiyle kalkıp ben jandarma olayım falan filan demedi. Devlet ona bir görev verdi. Dedi ki bu görevi yapacaksın. Görev başında da hayatını kaybetti. Şehitlik mertebesine yükseldi bence. Acılı ailesine ben tekrar başsağlığı diliyorum buradan. Üzücü bir olay gerçekten. Evet. Yuvacık halkına da sabır dileyelim. Bu konuda hemen babasının da Hikmet Karahaslan'ın da şu anda Kütahya'da olduğu belirtiliyor. Sanırım ki cenazesini bugün getirecekler. Evet. Oradan da görüntüler ben bizler. Ben yanlış hatırlamıyorsam 1990 ya da 2000'li yılların içerisinde Yazlık Belediye Başkanı Muzaffer Trabzonlu vardı. Yazlık diye bir belde vardı. Şimdi Başıskele sınırlarında kaldı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Şu an Gölcük sınırlarında kaldı değil mi? Evet. Gölcük sınırlarında kaldı.
O belediye başkanı Muzaffer Trabzon'un oğlu da şehit olmuştu. Yani bir belediye başkanı olarak aklıma geldi birden hafızamda. Üzücü. Yani Allah'tan sabır diliyoruz. Evet. Tabii ki. Gelişmeleri falan da aktarmaya devam ederiz. Evet. Biraz sonra. Sevgili seyirciler, Hikmet Kararslan da şu anda Kütahya'da olduğu belirtildi. Kütahya'dan şehit olan oğlunun cenazesini de alıp Kocaeli'ye getirecektir. Yuvacı'ya, Başiskele'ye getirecektir. Ve bu cenaze ile ilgili de işlemleri sizlere anmen bizlere aktaracağız. Geçmiş olsun diyoruz. Türk halkının başı sağ olsun diyoruz efendim. CHP Kandıra'ya kuşkandan fırça demişler. Kandıra'nın köylü pazarının kurulduğu haftanın ilçe açısından en hareketli ve bereketli günü olan çarşamba dün CHP'nin toplantısıyla daha da hareketlendi. CHP'li Başkanı Yalçın Kuşkan ve CHP'li milletvekili Profesör Doktor Reşit Güneş Kandıralıları azarladı efendim. CHP Kandıra ilçesindeki teşkilatı azarladı. Kandıra kökenli milletvekili Reşit Güneş ilçede şu anda bulunan İngiltere İşçi Partisi milletvekili Anne Levy'i getirdi. İngiltere'den gelen misafirini gezdirmek için toplantıdan erken ayrılan Reşit Güneş konuşmasında parti içi çekişmelere değindi. Bu arada CHP'li Başkanı Yalçın Kuşkan da sert bir konuşma yaptı. Kuşkan, buradaki çekişmeler yüzünden il başkanlığını yapamıyorum hissine kapılıyorum. Çok seslilik elbette olacak ama partiye zarar veriyorsunuz. Kimin ne derdi varsa şimdi konuşsun ya da seçime kadar sussun. Kim aday olacağı beni hiç ilgilendirmiyor. Bizim derdimiz belediyeyi kazanmak ifadesini kullandı. Şu anda CHP Kandıra İlçe Başkanı da efendim Muzaffer Yazdı efendim aday olmak istiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir yerel gazetede çıkmıştı başlıklarda. Şimdi aday olmak istemesi son derece doğal. Ama yani, bir çekişme var sürekli itişme kökişme. Çekişme olması da doğal. Yani adaylık süreci başladığına kadar herkes belediye başkan aday adayı olabilir kardeşim. Bu bir demokrasidir. Yani sen de belediye başkan adayı olabilirsin, ben de belediye başkan adayı olabilirim. O önemli olan aday olduğun zaman çekişmenin devam edip etmeyeceği. Şimdi bana göre bu çok 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 geç atılmış bir fırça. Yani bu fırçanın 2009 yılında da atılması lazım. Yani 2009'da Altın Tepsi'de belediye başkanlığını götürdüler, AK Parti'ye verdiler. Ondan önce işte Mustafa Öğren vardı CHP'den 2004-2009 yılları arasında. Belediye başkanlığı yapmıştı, tek ilçeydi. Yani AK Partililer 13 ilçe bizim diyemiyorlardı. Ve CHP Kandıra'da uzun yıllar belediye başkanlığını sürdürebilecek bir partiydi. Yani İzmit'te de keza öyle mesela. İzmit de öyle mesela. Altın Tepsi'ye sunulduğu ifade ediyor. Ya İzmit de o şekilde ama Kandıra'nın yapısı biraz daha farklı. Kandıra'da öyle bir tartışmalar, öyle bir iç kavgalar yaşandı ki. Yani aday olamayan pek çok isim gitti. Resmen diğer partiye çalıştı. AK Parti'ye çalışanlar var. Yani niye bu kişi olmaz? Ya yazık değil mi? Yani orada insanlar mücadele ediyorlar. Sen normal çalışmanı yap da vatandaş öbür partiyi, başka bir partiyi tercih eder, başka bir adayı tercih eder, dersin ki demokrasi bu. Demokrasi böyle işledi. Ama sen demokrasinin işleyişinde bile orada engel olmuş oluyorsun. Evet. Kendi partinin adına. Yani kendi ayağına falan değil, kafasına kurşun sıkmışlardı. Çok geç atılmış bir fırça bu. Bundan sonraki seçimde ne olacak? Yani 2014 Mart'ta yapılacak seçimlerde. Şimdi artık köyler de girdi. Oy kullanacak. İlçe belediye başkanlığı için. Şimdi artık CHP'nin çok çok şansı kaldı mı? Şimdi Kandıra'nın merkezi küçük bir yer. Yani seçmen sayısı yanlış hatırlamıyorsam 10 bin civarında falan. Şimdi merkezde siyaseti yönlendirmek kolaydı. Zaten kavga küçük bir yer olduğu için de. 10 bin seçmen var orada. Bu 10 bin seçmen belediye başkanı seçecek. Dolayısıyla orada en ufak bir kavga hemen büyüyordu. Ya da insanların etkilenmesi daha kolaydı. Şimdi dışarıda, yani yanlış hatırlamıyorsam Cengiz Kan geldiğinde ne kadar konuşmuştu? 25 bin falandı herhalde. 25 bin yeni seçmen var şimdi. Ya bu yeni 25 bin seçmenin çok büyük bölümü AK Parti taraftarı. Şimdi CHP bundan sonra istediği kadar barış yapsın orada. İstediği kadar bütün kavgaları bitirmiş olsunlar. Bu fırça yerine gelmiş olsun. Bundan sonraki seçimde çok ama çok uğraşmak zorunda kalsın. Ötekinde çok rahattı.
Evet. Bu arada Salih Şirin de MHP'ye geçmiş Körfez'de. Evet. Bu da yara gösterdi şu anda. Geçen bir baş. Dün akşam kulis programında da biz bunu şey yaptık, değerlendirdik. Tabii yani sonuçta Salih Şirin tanınan bir isim. Yani biz dün akşam yayına soktuk. Arkadaşlar bugün gazetelerde şey yaptılar, gazetelerine verdiler. Bu tür haberler çok çabuk yayılır. Yani burada bir haber atlatma gibi falan filan olmaz. Ya da atlatacağınız haber en çok bir günlüktür. Salih Şirin, ya hayırlı olsun diyelim. Ben bunu daha sonraki programımda da, kulis programımda da yazacağım. Konuşacağım yani, yazacağım derken öyle bir program hazırlayacağım kuliste. Evet, konuşacaksınız. Şey, aile birleşti diyeceğim yani. Çünkü baba bir tarafta, çocuklar bir tarafta kalmışlardı. Aile peki, birleşiyor. Bir yerel seçim için mi bir ataktı bu sizce? Yerel seçimde MHP'nin adayı olabilir mi Salih Şirin? Ya olabilir. Yani olamaz diye bir olay yok ama olup olmaması da çok da önemli değil Salih Şirin açısından. Yani şimdi MHP orada yanlış hatırlamıyorsam 3. parti. Tamam, Salih Şirin'in bir potansiyeli var ama 2009'da da belediye başkanı adayıydı zaten. Yani belediye başkanı olabildi mi? Olamadı. Ha, aday olabilir. Seçimi kazanabilir mi? Yani onu bilemeyiz. Evet. Ben olaya o açıdan bakmıyorum. Çıkartabilir, yani göster, aday da gösterebilirler. Hiç kimse de niye aday gösterdin demiyor. Yanlış hatırlamıyorsam dün CHP İl Başkanı Yalçın Kuşkan'ın bir ifadesi vardı. Yani dışarıdan da bir ithal bir aday oldu. Bir günlük CHP olsun yeter bize diyordu. Yani eğer önemli olan neticeye gidebilmekse takviye gerekiyor işte. Yani CHP'nin, MHP'nin takviyeye ihtiyacı var. Evet. Biraz böyle MHP, hani MHP'li bir aday için konuşacak olursak, biraz MHP'nin oyları, biraz da kendi ismine katacağı oylar önemli ya, tabii ki. Takviye gerekiyor. Şimdi Körfez MHP'de işte 99 seçimlerinde MHP kazanmıştı. Körfez İlçe Belediye Başkanlığı'nı. O günkü atmosfer çok farklıydı. O günkü durum çok farklıydı. MHP bir trend içerisindeydi. Yani insanlar biraz daha arayış içindeydi. İşte mevcut belediye başkanı Muzaffer Baştopçu'ya daha gösterilmemişti. Yani belediye başkanı yapıyorsunuz. Partisi diyor ki yani hayır, biz bunun azalmasını istemiyoruz. Beğenmedik, başka birisini getireceğiz. Senin beğenmediğin, bunu beğenmiyorsun, başkasını getiriyorsun. Ben onu da beğenmeyenlerden bileyim. Yani vazgeçtiler, tuttular o zaman işte MHP'ye oy vermişlerdi. Evet. Değişmişti aday. Ben yalnız Kandıra'dan başka bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun. Ersin'cim. Tabii haberin içerisinde satır aralarında var. Diyor ki Kandıra kökenli milletvekili Hurşit Güneş dün ilçeye İngiltere İşçi Partisi milletvekili Anna Leavitt'i getirdi. İngiltere'den gelen misafirini gezdirmek için toplantıdan erken ayrıldı falan. Bizim Kocaeli Gazetesi'nde de yanlış hatırlamıyorsam onunla ilgili var. Hatta yanında da şey var. Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayar var. Birlikte gezmişler. Yani Kandıra bir tane İngiliz milletvekili görmüş oldu. Hurşit Bey sayesinde. Hani her zaman söylüyoruz ya işte Hurşit Bey'in şeyleri de misafirleri de böyle ağır misafir olmuş oluyor. Evet. Efendim zaman ilerliyor. Diğer haberlerimizi zaten paylaşmıştık ama şu paylaşmadığımız ya da anlatmadığımız haberlerden biri var. Gölcük Sadece. Belediye Başkanı Mehmet 55. Evet, konuğumuzu çağırmak üzere. Evet, yani. Şunu da okuyalım da. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55, Gölcük Hizmet Fakiri diyen kayınbiraderi CHP'li Fahrettin Büyükoğlu'na çok kızdı. Fahrettin Büyükoğlu'nun röportajda Gölcük Hizmet Fakiri demesine tepki gösterdi 55. Büyükoğlu'na kızarak izlenimleri eksik dedi. Evet, bu arada CHP'den de adayı olacak belediye başkanlığı için kayınbiraderi Fahrettin Büyükoğlu. Şimdi kayınbirader ve enişte arasında bir tartışma, bir sürtüşme olacak diye söyleyelim. Bu ilk bir olay değil. Daha önce de Köseköy'de böyle bir durum vardı. Enişte kayınbirader, kayınço Altınkaya, Selahattin Altınkaya ile Altun tarafında. Onlar da böyle enişte kayınçoydular. Bir dönem birbirleri yönetmişti Köseköy Belediyesi'ni.
Şimdi Gölcük'te tabii daha olmadı. Sadece karşısında kayınbirader var. Evet. Kazanırsa tarih tekrar üretti deriz. Bakalım nasıl olacak. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam arasına girelim ve reklamların ardından Başiskele Muhtarlar Derneği İsmail Başkanı İsmail Özkar'ı buraya çağıracağız efendim kendisiyle. Hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Söyleşimiz bayağı uzun olacak. Kendisiyle bazı dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da başkanlığı hakkında konuşacağız. Hepsine nasıl yetişiyor? Bunları paylaşacağız efendim. Az sonra buradayız. Bir yere ayrılmayın. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf tüysüzlerde İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Temize gelmesini beklemeyin. Siz getirin. Optimum performans ve tasarruf yakıtı alın. Daha az yakıtla daha çok yol gidin. Tasarruf Optimum'da, Optimum Aytemiz'de. Termal su kaynaklarıyla binlerce yıldır uygarlıklara hayat ve sağlık veren Kocaeli, yeni yatırımlarla Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Bu yeni yatırımlardan biri olan The Nest Hotel, sahip olduğu 5000 metrekarelik termal spa alanıyla sağlık ve tatil keyfini bir arada sunuyor. 457 yatak kapasitesiyle The Nest Hotel'in size özel dizayn edilmiş odalarında evinizdeki konfor ve rahatlığı bulacaksınız. Dünya standartlarındaki 4'ü kapalı, 1'i açık, 5 adet termal havuzda şifa bulacaksınız. Termal suyun cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar, fonksiyonel düzenleyici ve strese bağlı oluşan hastalıklarda iyileştirici etkileri bulunmaktadır. Beslenmede florür eksikliğine bağlı oluşan rahatsızlıklarda termal suyun gençleştirici etkisiyle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 1200 metrekare alana kurulu 1000 kişilik bölgenin en büyük kongre ve toplantı salonunda uluslararası konferans ve organizasyonlara ev sahipliği yapacaksınız. 1000 kişi kapasiteli düğün salonunda mutlu başlangıçlarınızın ilk adımını sevdiklerinizle beraber atacaksınız. The Nest Hotel'i siz değerli müşterilerimiz için özenle tasarladık. Çünkü siz buna değersiniz. Sarı Meşe konaklarında başlamış olan yaşamın bir parçası olmak ister misiniz? Konaklarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Birinci sınıf seçkin ürünlerle donatılmış konaklarımızda farklı bir yaşamın keyfine varın. %25 peşinat, %0.75 faiz oranlarıyla bu muhteşem projeden ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Sarı Meşe Konakları. Sessizliğin uğultusunda kaybolmayın.
küçük, kullanımı rahat, estetik ve dayanıklı. Kulak içi ve kulak arkası çeşitleriyle %100 dijital, 2 kanaldan 16 kanala varan Alman marka işitme cihazları yaşamınızı kolaylaştıracak. ERC işitme cihazları. Sessizliğe savaş açın. Adres: Alemdar Caddesi, Beyazhan İş Merkezi, 4 Yol Ziraat Bankası Üstü, No 21, Kat 2, İzmit Kocaeli. Telefon 0262 322 81 64-66. Carpe Diem Kartepe evlerinden muhteşem fırsat. %1 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. İskanı alınmış, %100 bitmiş bu projede evinize hemen taşının. TL'den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olun. Carpe Diem Kartepe Evleri. Huzur dolu, sakin bir yaşam. Akaryakıtta, kalitede ve hizmette iddialıyız. Ocaklı petrol, kurumlara özel iskontolar, kulüp total karta özel puanlar, zengin market ürünleri ve köpüklü cilalı oto yıkama hizmetimizle Ali Kahya ve Yeniköy'den sonra Outlet Center'dayız. Ocaklı Petrol, bize uğramaya devam edin. Adres: Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No 6, Outlet Center, İzmit. Telefon numarası 0262 335 3017. Kocaeli'de kebap deyince akla kebapçı Mehmet Usta gelir. Şanlıurfa'nın meşhur ciğer ve kebap lezzetleri, ezme ve salata çeşitleri, nefis külafesiyle kebap diyarı Şanlıurfa'dan Derince'ye geliyor. Ağızlarda unutulmayan tatlar için siz de kebapçı Mehmet Usta kebap ve ciğer salonuna gelin. Adres: Çenedağ Mahallesi, Derinciler Caddesi, numara 21, Derince, Kocaeli. Telefon 0262 229 8744. Meşhur mu? Meşhur. Lezzetli mi? Lezzetli. Çıtır mı? Hem de çıtır çıtır. Doyurucu mu? Hem de doyum doyum doyurucu. Onu herkes tanır, herkes bilir. Onun adı kavurması Rize'den, tereyağı ve peyniri Trabzon'dan halis muhlis sürmene pidesi. Ve işte o artık Kocaeli'de. Üstelik mükemmel teras katıyla, Ubay ve Güneş kuruluşu olan Tam Doy Pide Salonu farkıyla. Hem de 22'ye kadar ev ve iş yerlerine servis imkanıyla. İmes OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10.000 dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İmes OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. First your new car. Bond. James Bond. 50 yılda 23 film 6 yıldız. Şimdi tüm Bond'lar burada buluşuyor. Smart. The Smart.
öyle bir yer düşünün ki sıcacık, içten, samimi, güler yüzlü hizmetin ve enfes lezzetin buluştuğu mekan olsun. Muhteşem lezzetlerin tadını çıkartın. Sevdiklerinizle doyumsuz anlar yaşayın. Nayra Mangalbaşı Et Dünyası. Çok uzaklara gitmenize gerek yok. Şehrin merkezinde zahmetsiz, ekonomik, lezzetli mangal keyfi Nayla Mangalbaşı Et Dünyası. Hürriyet Caddesi, Askeri Lojman Karşısı, Derince. Telefon 0262 229 99 92. Damak tadına hitap eden lezzetli mi lezzetli, tarih kokan meşhur ıslama köftesiyle doyumsuz tatları damaklarda buluşturan köfteci Hacı Bekir, 54 yıllık tecrübesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Kalite ve hijyeni ilke edinerek büyük bir hassasiyetle yapılan ıslama köfteler sizleri lezzet diyarında unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Adres: Karaağaç Caddesi, No 44 Bilge Hastanesi karşısı Adapazarı Sakarya. Telefon 0264 279 49 49. Köfteci Hacı Bekir, köftenin en güzel hali. 22 ayar bilezik. Sarraf tüysüzler. Evet sevgili seyirciler, yayınımız kısa bir ardından kaldı. Devam ediyor. Baş İskele Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın İsmail Özkar'la birlikteyiz. Efendim kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Efendim sizleri tabii ki Baş İskele Muhtarlar Derneği Başkanı olarak tanıyoruz ama biraz da şöyle siz kendinizi bir tanıtın yeniden. Yeni izleyicilerimiz var. Onlara da biraz kendinizi anlatın isteriz. Bu arada yayına başlarken şunu hatırlatayım bir kez daha. Az önce almış olduğumuz bir üzücü haber var. Aynı zamanda Baş İskele Muhtarlar Derneği Yuvacık'ta Baş İskele sınırlarımız içerisinde kalan bir beldemiz. Eski Belediye Başkanı Sayın Hikmet Karaaslan'ın oğlu Fatih geçirmiş olduğu bir kazada, askerlik görevini yaparken Kütahya'da geçirmiş olduğu bir kazada hayatını kaybetti. Gerçekten üzücü bir durumdu. Sen de siz de çok yakından tanıyorsunuz. Sen Hikmet Bey'i tanıyorsunuz mutlaka. Hepsini Fatih tanıyorum. Genç Fatih'i de tanıyordunuz. Evet, Allah rahmet eylesin. Buradan biz de başsağlığı diliyoruz Hikmet Başkanıma. Hakikaten değerli bir abimizdi. Bir de şuna üzüldüm. Tek oğluymuş. Üzücü bir olay. Allah kimsenin başına böyle şeyler vermesin ama maalesef kader diyoruz. Anlıyadı diyoruz. Maalesef işte bazıları işte doğuya göndermek istemez ama işte buna inananlar inansın. Bakın Kütahya'da ne oldu? Trafik kazasından gitti. Asker. Bunu bana Celal Çobanoğlu söyledi sabahleyin. Söyler misiniz deme dediler ama bizden evvel haberlere acı düşmüş haber, zaten. Acı haber. Bizden evvel düşmüş. Bir de bir muhtar arkadaşım var benim. Müsaade ederseniz o da rahatsız böbrek ameliyatı olacakmış. Mustafa Çoban. Tebecik Mahalle Muhtar, Yagacık Mahalle Muhtarımız. Ona da buradan acil şifalar diliyoruz. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Evet, öncelikle Kocaeli TV'ye ve ekibine ve tüm ekranları başında bizleri seyreden arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı söylüyorum. Evet efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugünkü programımız bakalım nasıl geçecek. Sizinle tabii ki güzel geçecek. Bu aldığımız acı haberle biraz üzücüyüz. Sarsıldık, bizler üzüldük. Evet. Dediğiniz gibi doğuya göndermek istemeyenler var çocuklarını. Tabii.
ya da askere göndermek istemeyenler evet. var. Bakın işte bu Kütahya'da, da örnek olsun. Kütahya'da birilerini kurtarmak adına bölgeye gelen jandarma ekibinde dahil olan o evet. ekipte bulunan Fatih Karaaslan evet. o kazada bir tır sürücüsünün evet. ihmalinin kurbanı oldu. Evet. Allah tekrardan rahmet eylesin. İşte oralarda tabii çok sis var herhalde ondandır. Tabii ki bilemiyoruz. Evet. Ama. Efendim programı şöyle bir giriş yapalım. Başkanı Muhtarı Derneği olarak derneği başkanı olarak sizleri tanıyoruz ama sivil toplum örgütleri ve dernekler anlamında başka başka başkanlıklarınız var. Evet. Biraz da onlardan bahsederek programı giriş yapalım. Evet. Muhtarlıktan bol bol konuşacağız ve maceralarınız var. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Sağ ol. İçişleri Bakanımıza da gittik zaten. Evet. İlk evvel muhtar oldum. 20 senelik muhtarım. Mehmet Ağa Mahallesi'nin muhtarıyım. Tabii sağ olsun kullar halkı her zaman her yerde nerede olsa hangi bir işe kalksam beni destekliyorlar. Allah razı olsun. Burada minnettarım hepsine. Ondan sonra Basikele Muhtarlar Derneği Başkanı olduk. Biliyorsunuz bunu zorlu bir mücadeleden geçerek böyle işler basit olmuyor. Bazı bu işlere diyorlar ya hani muhtarın siyaseti olmaz. Zaman zaman ben sizleri dinliyorum. Ama oluyor. Orada bana çok bir zora görev verdiler. 3 kere de seçimi zorla aldık yani. Böyle oldu, böyle oldu. Neyse aldık ama. Ha şu anda durumumuz da çok iyi. Hatta Kaymakam Bey demişti ki bu işi sen yaparsın başkan. Selam Bey inanır mısınız? Muhtarlar Dernek Başkanı olduğuma inanamadı. Bak bunu ilk defa burada söylüyorum. Selam Kaymakamı biliyorsunuz. Orduya evet. adandı. Evet. Dedim ki o gün o da tesadüfen iş başında değilmiş. İzinliymiş. Dedim kaymakamım sizi ziyarete geleceğiz. İşte başkan olduk. Ne başkan oldun dedi ya. Dedim ki muhtarlar denek başkan olduk. Nasıl oldun dedi ya yapma ya dedi. E dedim olduk sayın kaymakamım bir zorluğu yoktu. 3 kere de vurduk aldık yani bu insanlar seçiyor. Ya seninki 3 dikişti gibi bir şey olmuş. Evet evet seçimlerde seçim, oldu. Seçim tekrarlanır 2 dikişti çift dikişti yani oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bir şey daha söyleyeyim ilk defa söylüyorum sürpriz olsun. Sayın Fikri Şeye sorabilirsiniz. Kocaeli Milletvekili, AK Partili. Vallahi o bile şaşırdı. Muhtarım dedi, sevilen bir insansınız. Orada büyük bir mücadele kazandınız dedi. Özellikle bak telefonda. Hele daha beni ziyarete gelecekti, gelmedi. Bu ara kooperatif seçimi girdi işe. Kooperatifi de 3 seferde aldık. Her zaman kazandığım seçimi 5 oy fark attım. Olmadı. Amcamı karşıma çıkardılar. İlk evvela Sayın Murat Eşdoğan çıktı karşıma. Meclis üyesi AK Parti'nin. Ondan sonra o tutmadı. Geldi eski başkan plaket verdiğim anda benim öz amcam sorup da çıktım saygıda kusur etme. Sordum çıktım ama nasıl olduysa siyaset diyorlar ya. Mahmut başkanın da dayısı oluyor Yaşar Özkar. Benim de ekrabam. Mahmut Çivelek de benim de ekrabam. Yani bu karşıya kalarak birbirine ekrabadır. Evet. Ekrabadır. Ama o çıktı karşımıza. Onunla da 50-50 kaldık nasıl oluyorsa. Haydi bir daha Murat arkadaşım karşıma çıktı. Tekrar kazanmak için bu sefer farklı aldık. Yani tabii ki bu insanlar bu işi, ya Murat arkadaşımı da ben küçümsemiyorum ama Murat arkadaşım biraz yıprandı orada. Yani bazı bir olaylar oldu. Onları anlatsak burada olmaz. Yıprandığı için arkadaşlar bizi tercih etti. Benim zaten eski mesleğim kamyoncu. Ben 15 sene bir fiil İstanbul'a çalıştım. Ağır tonajlı arabalarla. Hiçbir bir tane kazan var. 15 senede İstanbul'un Tahtakale Cihaloğlu en kalabalık yerlerine çalıştım biliyorsunuz gazeteciler hep Cihaloğlu'ndaydı. Karaköy. Sekada mıydınız? Yok Kartonsan. Yok yok ha Kartonsan'dan. Tabii şey Kartonsan'dan. Alo fabrikalarına yani bu İstanbul'un her yerine. Ondan sonra burayı da aldık hayırlısıyla. Şu anda işlerimiz de iyi, düzeldi. Arkadaşlarımızın bazıları birbirine küskündü. Buradan da sesleniyorum. Her şey güzel olacak ama birbirimizi kucaklamamız lazım. Daha dedikoduları biraz olsun. Düşürdük ama yine de siyaset mi diyeyim onlar ben gelmeden evvel birbirlerinden biraz araları bozuktu arkadaşlarımızın. Ama şu anda hepsini düzeltiyorum. Neden? Herkese eşit bir mesafede davranıyorum. Çünkü burası ekmek yeri, siyaset yeri değildi. Bunu arkadaşlarım böylece bilsin yani. Sivil toplum örgütlerinde başka başkanlık ya da var. Yöneticiliği var mı? Bu da var. Biz Süleyman Başkan'dan şeyen asker arkadaşın olduğunu söyleyeyim mi? Söyle derdim. Söyleyeyim. Süleyman Başkan dinler bizi. Ankara'ya geçen günü gittik. Ankara'da biliyorsun Türkiye'ye konfederasyon üyeliğine seçildik. Bu Kocaeli yöneticiliğine seçildik. Süleyman Başkan genel sekreteriye seçildi. Bu Kocaeli için de büyük bir başarıdır. Şimdi buralara geldik. Buralara geldik ama tabii bizi zor günler bekliyor. Hüseyin Akdeniz Başkanımız var. Ordulu.
İçişleri Bakanımızın sevdiği bir arkadaş. Nereden anladın dersen, bizi İçişleri Bakanımız geçen günü bir toplantıya çağırdı. Bu işi kuralım mı diye. Kuralım mı diye. Evet. Sağ olsun İçişleri Bakanımız, şunu kapatayım da. İçişleri Bakanımız bize çok güzel destek verdi orada. Hatta gazetelerde fotoğrafımız da var. Pişmaniye gittim ona. Böyle yan yana oturduk. Allah herkesi nasip etmez. Oturdum. Pişmaniye gittim ona. Dedim ki ya bir çatal getirin. Başbakanım bakanım elinle mi yiyecek? Dedi ki Sayın Muhtar bu elle yenir. Ve elle aldı. Ben de kastede burada var ama çok kaste olduğu için bulamam yani. En az 150 tane kaste gübürümüz var burada. Onları biz görür baktıralım izleyelim. Evet biz icraatlarımızla varız burada. Yani bir icraatların olursa insanlar seni bir yere seçmesi kolay olur. Şimdi ben burada tabii heyecanlı konuşuyor. Evet. Bir şeyi sormak istiyorum. Tabii bir sürü dernek, mücadele falan var. Onun için mi turbo diyorlar? Turbo, yani turbo ne demek yani? Turbo'ya gelince bunu bana... Hatırlatalım, lakabı, başkanın lakabı Turbo İsmail. Evet, nüfus müdürü. Ben hep Turbo tanırlardı. Yani şu mevkilere gelmeden evvel Turbo İsmail geçiyordu. Kocaeli'de ben İsmail Özkur olarak öteki başkanda vardı biliyorsun. Vardı, evet. Ama bizi Turbo olarak tanırlar. Nerede olursa olsun, bu nüfusta olsun, asayişte olsun, savcılıkta olsun, kulların merkezinde nerede olursa olsun, yani Kocaeli'de Turbo İsmail diye tanınırız. Bu nereden geldi? 84 senesinde biz kamyonculuk yapıyordum. Turbo Yavuz kamyonlar çıktı. Turbo Yavuz kamyonlar çıktı. O turboydu. Turbo yazıyor zaten. Önünde büyük bir amblemi var. Bu arada bizim eski belediye başkanı da kulaklar için nasıl? Başkan oldu 84'te. Tabii. O da ben de şoförlük yapıyorum. O da şoförlük yapıyor. İstanbul'dan şimdi büyük istiyoruz. Arkadaşım bugün yükün var mı? Hangi İsmail Özkarsın? Ben Turbo'yum. O Büyük İsmail geçiyordu. Biz Turbo diye geçiyorduk. Anladın mı? Bu şeye bir ayrım olsun diye. Ayrım olsun diye. Atatürk'ün evet. Hocası sen Mustafa, ben Mustafa olmuyor karışıyor. Senin adın Mustafa Kemal olsun evet. gibi. İki İsmail Özkar olmadı. Biri evet. Büyük, biri Turbo. Turbo'yu oradan aldık. Biraz da işlerde çözümü bulan insan çabuk. Şimdi bir gün nüfus müdürümüz yeni atandı. Esmane Hanım. Biliyorsun bir değişiklikler evet. oldu. Tabii herkes nüfus müdürüne gidiyor. Ben Turbo'nun arkadaşıyım. Benim şu işim var. Ben Turbo'nun arkadaşıyım. Tabii müdür de yapıyor. Bir gün demiş ki ya... Ama tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz ama Turbo olarak tanışmıyoruz. Bak bunu yani. Müdürüm bana anlatıyor. Vallahi. Dedi, bir gün demiş ki git şu Turbo İsmail'i bul gel bana. En son gelen kimse artık. Artık bir kadıncağız. Demiş bu Turbo. Beni tanıyor ama Turbo olarak tanımıyor. Ama yani. Müdürüm iyi niyetli bir insan. Hakikaten bayan bir müdürümüz. Bu Allah razı olsun. Acaba kim? Gidiyorum oraya. İşte Turbo İsmail bu dediler. Şaşırdık atıncağız. Dedi şu Turbo meselesini bana bir anlat sizin sorduğunuz gibi. Dedim böyle böyle müdürüm. Oradan bu da böyle geliştirdik. Başka ne görevimiz var dedik. Biliyorsun Marmara Taşıyıcılar Birliği'ne üye oldum. Oranda seçim olduğu zaman orayı da alacağız. Yeşil ışık yandı. Bu Marmara kim şu an başkan? Erhan Başkan. Erhan Başkan. Evet, Sumadaş'ın başkanı. Tabii o başkanlığı bırakacak olduğu için günü geldiği zaman. Bu kadar nasıl net konuşuyorsunuz? Belki bırakmayacak. Şimdi işte bu kadar işi nasıl becereceksin diyorsun. İşte Turbo'nun görevi burada Erhan bu. Erhan Başkan'la konuştunuz mu? Konuştum. Bırakacak mı? Konuştum. Bırakacak ister istemez. İster istemez. Günü geldiği zaman bırakacak. Evet. Yani onun bir günü var. Şimdi ben muhtarlar dernek başkanıyım. Ben muhtarlığı bıraksam bile o benim vicdanıma kalmış bir iş. Mart'ta mı Marmara Birliği'nin kongresi? Bir sene sonra dediler. Ben de bakmadım yani onların şeyine. Antalya'da da konuştuk bunu. Gelgen de kendisinden yolculuk yaptık. Erhan Başkan zaten ister istemez bırakacak. Zaten İbrandı arkadaşımız. Yani bazı bir olaylar girdi. Eğridir doğrudur. Biz ona girmek istemem. Yani Erhan Başkan Suadiye'de yanlış mı yaptı değil mi? Şimdi ben de bir kooperatif başkanıyım. Eskisi gibi her şey değil arkadaşlar. Şimdi her şey ekonomiye dayanıyor. Mazot bağlı. Adam buradan İstanbul'a 350 lira yakıyor. 350 lira sana para veriyor. Hadi git de para kazan. 350 liralık mazot yakar. 300 liralık 50 lira mı kalır sana? 70 milyarlık, 100 milyarlık bir kamyonla bu işi yapıyorsun. Bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Bunun lastiği var, sigortası var. Efendime söyleyeyim, eskimesi var. Şoförün sigortası var. Yani eskisi gibi hiçbir kazanç yok. Rekabet çok. Anladın mı? Şimdi tabii ki fabrikacı arkadaşlarımızdan iyi geçineceğiz. İyi diyalog içinde olacağız. Bu işleri çözeceğiz. Şimdi bende de sıkıntı var biraz. Ama çözeceğiz. Çözmek için geldik. Sizdeki sıkıntılar ne? Ya bizdeki sıkıntılar iş çok ama mazot işte bu yağ
konusu vardı. Biraz geçen Antalya'ya gittim seminere. Bunu orada şeyle konuştuk. Gerekli arkadaşlarımızdan, mali müşavirler, efendime söyleyeyim, konuştuk. Bunlar her şeyi biliyorlar Ankara'dakiler. Tabii ağır ağır hepsine birden tedbir gelmiyor. Kaçakçılığın önüne hele daha geçilmiş değil. Ama burada bir çözüm olacağına inanıyorum. Devlet bu işin beşinde yani. Kaçak mazotu önledikleri zaman işte o yağ yakamayacaklar. İşte o 350 liralık mazot işte bana 500 lira 450 lira döndüğü zaman İstanbul'a rahatlıkla taşıyabileceğim. Ama işte kaçak mazot biliyorsunuz her gün ekranlarınızda var. Bu oyuna sahte mazot, kaçak mazot. Yani işte rekabeti onlar mı yapıyor? Tabii onlar yapıyor. Bir de şimdi şurada şu oldu. Mesela Kürdistan'dan veya Edirne'den giren arkadaşlarımız, kamyoncu arkadaşlarımız, özellikle Kıbrıs'tan gelenler, orada mazot ucuz. Mazot çok ucuz oralarda. Ne yapıyorlar? Dolduruyor deposunu. Doldurduğu zaman Gürcistan'dan, Hudut'tan, Oba'dan kalktığı zaman daha Edirne'ye kadar bizim yükleri toplaya toplaya gidiyorlar. Mazot 2 lira, 1,5 lira. Bizde 4 lira. Biraz düştü işte şu günlerde. 4 lira yani. Bu rekabet oluyor işte. Bunu da aktardık biz. Geçen günü Antalya'da bunu da aktardık. Devlet şey yapıyor, ne bileyim balıkçılara falan ucuz mazot veriyor. Yaşar yani da. Size vermiyor mu? Vermiyor, biz bunun beşindeyiz. Bak balıkçıya veriyor, bize vermiyor. Benim K belgem var bir de. K belgesi var. Benim hakiki bu kamyonculuğumu yaptığımı tespit etmesi lazım. Zaten belli, vergi numaram var, o esnaf odalarına kaydım var. Bize de bu kolaylığı getirmesi lazım aslında başbakanımızın. Bak motorcuya veriyor. Ben geçen günü Ankara'ya gidiyordum, durdum bir yerde. Konuştuk kamyoncu arkadaşlarımızla, aynı böyle muhabbet ediyoruz. Adam diyor ki Hussu bir eski şeyi bunu aldı. Bir kemi aldı arkadaş. Ona mazot alıyor, oradan aktarıyor onu kamyonlara. Bir de bu lojistikler dışarıdan getirtiyorlar. Mesela Samsun'dan en çok çıkışını yapıyormuş. Ankara'da bunu da konuştuk. Yani bu böyle bir kaçak şey. Kaçak mı getiriyor? Kaçak getiriyorlar. Ya ucuz getiriyorlar, kendi kamyonlarına veriyor. Burada sen nakliye yap diye. Bu da yanlış bir şey işte. Bunları da söyledik müşteşara. Her şeyden haberleri var ama hemen her şey dediğin gibi olmuyor Erdal. Evet. Onun için bu rekabetin içindeyiz yani. Ya zaten anladın bir de mı? Kullar çok rekabetli bir yer. Evet. Yani, kooperatif var, kamyon bol burada. Anladın mı? Başiskele zaten rekabet evet, olan evet. Bir yer. Zaten kullar, yuvacık, işte bahçecik bunların hepsi birbirine geçmiş ve kendi içlerinde evet. Rekabet eden yerlerdi. Geçmişti. Şimdi şu anda basitkele bizim kooperatifçiler Allah razı olsun başkanlarımdan birbirlerine saygılı. Mesela bizde karton sandığı var. Paslaşıyoruz bazı dönüşüklerinden. Biz onların işine karışmayız. Onlar bizim işimize karışmaz. Yeniköy var biliyorsunuz. Bingo. Evet. Orası da başlı başına bir şey. Biz de onların işine karışmayız. Onlar da. Ama araba bir şey lazım olursa eğer mesela geçen günü biz kemiden mal çektik 2500 ton. Lazım oldu. Ortaklaşa çektik. Oradaki kooperatif başkanı arkadaşıma telefon ettim. Dedim ki bu ekmeği paylaşalım. Allah razı olsun paylaşalım dedi. Ben 10 tane kamyon gönderdim. O 15 tane koydu. Taşıdık. Yani işler buna geldi. Hep iyi niyetli. İyi geçinmek zorundayız. Rekabet olduğu için. Şimdi eskisi gibi ben bir fabrikanın önüne gidip biz öyle yaptık yani. Burayı biz çekeceğiz deyip alıyorduk. Ama o zaman bu kadar ekonomik sorun da yoktu arkadaşlar. İşler iyiydi. Ben Allah rahmet eylesin rahmetli Ecevit'in zamanında mavunluk yapıyordum. Bir gün bekliyorduk, mazot alıyorduk ama arkadaşlar İstanbul'a da gitsek, İzmir'e de gitsek para kalıyordu. Bir ay çalışmasak inan İzmir'e gidelim, bir ay çalışmayalım. İzmir'e gidiş geliş iki lastik alıyorduk. Şimdi bir lastik alamıyorsun. Ve insanlar yanında şu durumda var ya, mavin getiremiyorlar ya. Ersin Bey, mavin getiremiyorlar. Çünkü ucu ucuna gidip geliyoruz. O kadar bir şey oldu yani nakliyeler. Eskiden ben anlamadım. Ben çok eski kamyoncuyum. Yani eskiden daha bereketli diyelim yani bu işe. Şimdi ne olduysa artık insanlar da çoğaldı. Kamyonlar çoğaldı. Kâr marjı düştü. Çok düştü yani. Düştü. Rekabet çok fazla. Evet. Biliyorsun teknoloji ilerledi. Onun için tabii ki böyle zor yani. Ama hiçbir arkadaşım karamsar olmasın. Her şeyin çözümü vardır. İnşallah hükümetimiz de daha iyi olur. Bir bakarsın şekiller daha güzel değişir. İşte başbakanımıza biz geçen Ankara'ya topladık kooperatif başkanlarını. Dosyalarımızı verdik, sunduk. Başbakanla görüştünüz mü? Görüştü. Tam görüşeceğim elimde bomba vardı yatırdılar beni ya. Vallahi. Ne bombası vardı? Ya sen ya böyle pişmaniye götürdün bomba mı zannettiler? Ne aynen. Oldu? Aynen Erdar. Aynen böyle. Bakın şimdi gittik sabahleyin erken zaten. Saat 10'a randevu verdiler. 11'de başlar dediler. Başbakanımız gelir. Tamam mı? Arkadaş kapıda iki tane kapı var. Biri çıkış, biri giriş. Başbakanlıkta mı?
AK Parti'nin yanında. Neresiydi ona? Genel merkezin yanında. Orada bir salon kiraladılar. Güzel, büyük. Tamam, bütün kooperatif başkanlar oraya geldi. İsmini veriyorsun. Kooperatif başkanı olduğun belli. Anladın mı? Her şeyin belli. Arkadaş, sıcak da mübarek, öyle vurmaya başladık diyoruz işte. Bu son günler kışa giriyoruz. Bir daha bulamazsın. Teselli ediyoruz kendimizi. Arkadaş, otobüsten gelen inen kapının ağzında kalıyor. Arkadaşlar uykusuz kimler? Hadi biz özel arabamızda gittik. Sabah kalktık, indik oraya. Arkadaş kapıları açmıyor. Dedim ki arkadaşlar müsaade edin bir bağırayım. Eren Başkan dedi ki ben bağırsam beni içeri atarlar. Sen bağır da bakalım ne olur. Aynen böyle. Dedim ya arkadaşlar, ya memur arkadaşlar, şu kapıları bir açın ya. İnsanlar burada oturmaya yer yok bir kere. Ana baba günü. O kargaşalıkta açtırdık, bağırdık, kısa geleyim. Ben o pişmanelerle içeri daldım. Beni bir şey zannettiler orada, tamam mı? Ben bağırınca beni hiç arama dahi yapmadılar. Arama yapmadılar. Girdim içeri. İzliyorum şimdi başbakanı. Güzel gidiyor. Elimde de bir pankart var. Sayın Başbakanım, bu kamyoncunun doktoru sizsiniz. İlacı da sizsiniz. Lütfen bana kulak verin. Kocaeli. Yazdım. Cebime koydum. Bekliyorum. Başbakanın morali bozulmasın. Hemen işe. Ha, bir de geç geldi. Bir ekranlara çıktım. Show TV'de falan. Nasıl bağırıyorum biliyor musun? Dedim başbakana bir şey diyeceğim yok kardeşim. Bu işi kim koordinede etti? 2 saattir bu insanlar. 1 saat kapıda. 3 saat. 3 saat bir şey gecikmeli olabilir mi Ersin Bey ya? Bağırdık, çağırdık. Neyse o anda başbakan geldi. Tabii bizim bağırmamızdan değil. Baktım Nihat Bey, Kocaeli milletvekilimiz. Geldi. Hazırlandım. Miting konuşması bitiyor başbakanın. O arada tam bitti. Sayın başbakanım bir dakika. Biraz da benziyorum başbakana. O gün de kırmızı kravat taktım. O da kırmızı kravat ki. Biraz başbakana benzerim. İzmit'te bir kadın var. Devamlı. Sayın başbakanım bana bir para yardım. Ben nereden dedim? Ekrabam değil, bir şeyim değil kardeşim. Gözleri, sayın başbakan. Onun gözleri bozuk. Vallahi yeni cumanın önünde kadın gel bir gün denemek için. Sayın başbakanım bana ne olur bir yardım et. Ya diyorum ben başbakana benziyorum. Çok benziyorsun diye. Ekrabası bir şeysin. Ya ekrabası bir şeysin olsam ben burada olmam diyorum. Ankara'da olurdum. Yani veremedim. Bir yürüdüm. Başbakan şimdi çağırdı. Gidiyoruz. Elimde şeyi biliyorsun protokolda şeritleri çekmişler. Yani fazla yaklaştırmıyorlar. Ben onu da açacağım. Orada beni kimse tutamaz da. Ama bomba var diye üstüme çullandılar kardeşim. Sen kimsin? Nesin? Bundan nasıl girdin? Adam diyor ki bana, bu polisi bana söyleyeceksin. Nasıl seni içeri aldı? Tabii ben bu işlerde uyanıyorum biraz. Dedim ki ya memur arkadaş sen canını sıkma. Ben dedim aynı zamanda muhtarlar dernek başkanıyım. Bu protokollara çok girdik, şey yaptık. Oraya da bana bırak dedim. Ama telefonlar çalışıyor, telsizler. İşte tekmil veriyor. Diyor ki bu muhtardır. İşte şeyi yok, herhangi bir şey yok. Zaten kooperatif başkanı sakinleştirdi. Başbakan çağırdı ama o arada diyene kadar gitti kardeşim. Yani derdimi polisler, direkt söyleyecektim. Polisler çullandı üstünüze. Tabii abi yani bomba diye. Evet. Zaten başbakana onu getirdi. Ben bir daha o hatayı yapmam. Zaten getirsen orada başbakan yemez. Bu zehirli midir, değil tabii midir? Ki, tabii ki. Onu da o da tedbirini alıyor. Allah rahmet eylesin. Özal şimdi Çeliçki'de. Evet. Acaba öldürdüler mi? Öldü mü? Biliyorsunuz. Bundan sonra pişmaneye götürmezsiniz ama gidersiniz. Yok ama bu tecrübe oldu. Evet. Ersin Bey tecrübe oldu. Bir daha gene inşallah başbakandan yan yana geleceğiz. Size teşekkür mesajları var. Şimdi biz 39-29'a mesaj kabul ediyoruz ama İsmail Bey daha programa gelmeden ben mesajlara şöyle bir göz attım. Evet. Teşekkür mesajları var. Efendim programa gelmeden gelen mesajı hemen paylaşayım. Sayın Muhtarımıza çalışmalarından ötürü sonsuz teşekkür ederiz. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz kendisini demiş Mustafa Kurtar. Efendim başka bir mesaj. İsmail Bey'i tebrik ediyoruz. Kendisi daha yüksek yerlerde, kendisini daha yüksek yerlerde görmek isteriz. Evet. Başarılar diliyoruz. Saffet Şenses. Muhtarım Allah seni başımızdan eksik etmesin. Başarılar demiş. İsmini vermem bir izleyicimiz. Sonra demiş ki biri, başkanım arkandayız. Baş eskili olarak seni daha iyi yerlerde görmek isteriz. Ben İpriç demiş. Tanıyorsunuz herhalde. İbriç. Öyle bir lakabı var herhalde. Evet. O arkadaşım var, lakabı İbriç. Evet, sevdiğim ben kooperatif üyelerinden Kadir Sezer, kamyon depolarına kaçak yakıtı önlemek için çip takılıyor. Bunun sonu ne olacak? Ayrıca ülkemizde mazot fiyatları orantısız bir şekilde satılmakta. Bunun sonu nereye varacak? Çözüm istiyoruz. Var mı bir gelişme Sayın Muhtarım? Şimdi ben de onu yeni duydum haberlerde, sitede. Şimdi çip takacakmışlar. Sahte mazot var mı yok mu? İşte Antalya'da seminerde bunları konuştuk biz. Evet. Malum şoförler. Onlar da bir çözüm arıyor, aramıyor değil ama arkadaşlar o kadar sıkıntı var ki diyor. İşte ben ondan yan yana konuşma fırsatı buldum. Nasıl olsa otelde gidecek yeri yok o adamın, müsteşarın. Bunları hep söyledik. Her şeyi biliyorlar. O kaçak mazotların nereden geldiğini, nasıl olduğunu, kamyoncunun hayatı nasıl, hepsini biliyor.
Hatta espri yaptı müşteşar, dedi ki yarına pek bir iş kalmadı. Bir günde bu semineri bitirir gideriz. Ve böyle yemek yiyoruz zaten masada. Antalya Kemer'de otelde yemek yiyoruz. Biliyorlar. Şimdi bunu işte bu kaçak mazotu önlemek için şimdi şöyle bir tahaf ortaya çıkıyor. Ben şimdi mazotu alıyorum sizden. Sana ceza yazmıyor da bana yazıyor. Hem de ağır bir ceza geldi. Hakikaten Ersin Bey. Kamyoncuya yazıyor. Kamyoncuya yazıyor. Satana bir şey yok. Şimdi enteresan bir olay. Şimdi sen gidiyorsun bir yerde araban bozuldu. Atıyorum kerede araban bozuldu. Gittim parçacıya. Neyisi bozuldu? Bombanın. Aldın bombayı gösterdin. İşte İsmail Özkar. Bu sahte çıkıyor. Bakın, evet. Ben orada zaten arabam bozulmuş. Belki de cebimde para yok. O teleşeden gideceğim mahalleye telefon açacağım. Alo ne var? Ersin Bey ya bu fatura sahte mi değil mi? Bakın. Bunu bile bize yüklüyor ve birkaç arkadaşımız içeride yattı. İsmail Eşdoğan abimiz içeride yattı. Yaşar İriş arkadaşımız içeride yattı. Yani devlet onları tutuklamıyor da geliyor kamyoncuya. Sen niye aldın ya? Ben nereden bileyim kardeşim sahte midir değil midir? Yani böyle enteresan olaylar var Ersin Bey. Evet. Yani bu kamyonculuk. Şimdi yani burada çipi neye takacaklar? Depoya. Kamyoncuya. Evet deposuna takacak. Evet. Orada kaçak mazot olup olmadığı seni yolda durduruyorlar. Şimdi zaten kantarlar yapıldı yollarda. İşte İstanbul'un çıkışında, efendime söyleyeyim Pamukova'nın girişinde, çıkışında çok sıkı denetimi altına aldılar. Ama devlet hep kamyoncuyu sıkıyor. Şimdi işte oraya geleceğiz. Ya ben İzmir'den kağıt sarıyorum. Evet. Kağıt sarıyorum. Ya bunu bana sormuyor devlet, bunu kaça getiriyorsun diye. Bana taksimetreler gibi bir şey verse, mesela buradan Ankara'ya sen buradan bir taksi tutsan İzmir'de sana en fazla yazacağı 20. Ben de diyorum ki kamyoncu olarak niye ona belirledin taksiciye 20 lira onu kurtarıyor. 10 lirasını yaksa 10 lira kar kalır. Ben Ankara'ya şimdi yük getiriyorum Ersin Bey, bana tam yakacak olduğu mazotu veriyor. 700 milyon. 800 milyon. Ben bunu yakıyorum zaten. Kardeşim biraz evvel dediğim gibi bunun nerede benim emeğim, nerede benim lastiğim? Bir lastik olmuş 1 milyar 200 milyon. Bana bir fix fiyat ver. Ben o fiyata razıyım. Bunu da çalışmasını yapıyorlar. Bunu da söyledik aynen. Ankara'da. Ankara'da diyorum. Antalya'da bunları da söyledik. Yani fix fiyat ver bana. Sonra K belgelerinde bir haksız rekabet var. Nedir bu? Geçen işte orada gene Antalya'da arkadaşım çıktı bir kooperatif başkanım. Dedi ki biz iki kardeşiz. Benim Esenler'de kardeşimin şeyi var. Arabası var. 1,5 trilyon satsa bugün attığını. Bana K belgesi vermişim. Oğluma dahi zor devrediyorum. Hiçbir geçerliliği yok. Ver 15 milyar al. Biz de dedik ki bunu sabitleştir. Dondur. Hem bu kadar kamyon piyasada olmasın. Dondur bunu. Bana da bir 30-40 milyar var. 50 milyar var. Ben daha hiç olmasa bu kamyonculuğu bıraktığım zaman zaten onu da vergiye sayarız. O da öyle biter. Yani böyle bir sorunlar da var Ersin Bey. Bankur falan ödüyorsunuz tabii. Bunlar da var. Ödemez misin? Şey zaten var. Şimdi skordasız, bankursuz. Hiçbir yere çıkamazsın. Yola çıkmak yok kesin. Yok. Mümkün değil. Cezalar evet. Çok ağır. Ha bunlar bizim için iyi ama kardeşim ben Ankara'ya 700 milyon mazot yıkacağım, 700 milyon bana vereceğim. Ben onları nasıl ödeyeceğim? Bunun bandrolu var, skordası var, arabanın eskimesi var. Hele şoför tuttuysa yandım. Yani o kadar zor, kamyoncunun işi çok zor arkadaşlar. Evet. Bu mesaj üzerine bunu da anlatmış oldunuz. Başbakanla görüşmeden sonra ne oldu? Başbakanla bir görüşme oldu mu? Fırsatınız yakaladı. Görüşemedik. Görüşemedik. Nereye? O kargaşalıkta şey sen misin, kimsin diyene kadar zaten başbakanın programları belli. Başbakan gitti. Evet. Anladın mı? İçişleri Bakanı ile görüşme. İçişleri Bakanı'nın Allah razı olsun tam 4,5 saat görüştük. 4,5 saat. 4,5 saat görüştük. İçişleri Bakanı'na bakın şöyle bir enteresan olay yaşadık orada. Beraber mi gezdiniz? Beraber. AK Parti şeyine çağırdılar bizi. Genel merkezine gittik. Yemeğimizi yedirdi. Buradan teşekkür ediyorum. Ben dedim ki herhalde bize bir 15 dakika takar gider yani. Sallar. Dediler ki arkadaş rahat ol. Tam 4,5 saat vaktimiz var. 4 saat en az. Yukarı çıkacağız seminer odasına. Baktık yemeğimizi yedirdik. Beraber yedi. Oturdum. En başa ben oturdum. Biraz uyanığız ya. Kamerada çeksin diye. Medyatik muhtarız. Biz öyle geçeriz. Tamam mı? Ama öyle bir oldu ki İçişleri Bakanımız kafası bir şeye takıldı. Birini çağırdı. O geldi. Mecbur kalktık. Yer verdik. Evet. En sona mı geçtiniz? Ne yaptınız? En arkaya geçtim. En arkaya. En arkaya. Ne olsun. Şanssızlık. Baktık. İçişleri Bakanımız konuşmasını yaptı. Bitirdi. Dediler ki şimdi muhtarlarımızı tanıyalım. Hep başkanlar gitti oraya. Tanıyalım. Dediler en arkadan başlasın. En arkadan da direkt bana denk geldi. Bu sefer yine vallahi, şans döndü. Vallahi gene şans döndü. Aldık mikrofonu. Dedim Sayın İçişleri Bakanım. O da o zaman 2-3 aylık bakan.
Ben de 2-3 aylıkçıyım. Dedim ki Sayın Bakanım, siz 2-3 aylık İçişleri Bakanısınız. Ben de yeni 2-3 aylık Muhtarlar Dernek Başkanıyım. Bu da bir şey dedim. Esprili girdik işe. İşte kendimizi tanıttık. Hangi ilçeden geldiğimizi tanıttık. Mahallemizde ne kadar oturanları sordu. Yani kaç kişiye hitap ediyorsun mahallende oturduğun zaman. Tabii ki bizim ilk ve başta kafamız çalışmadı. Bu nereye gelecekmiş İçişleri Bakanı? Bu muhtarlıklar şimdi azaltılıyor. Muhtarlıkları kaldıramazlar. Yok, kaldıramazlar. Yani mümkün değil. Mümkün. Ama azaltacaklar. Kartepe'de azalttılar. Mahkemelik şu anda. Muhtarlar verdi ama kazanamaz. Ha, Hüseyin Başkanımıza biz sorduk. Ben de bir sıkıntı olmaz arkadaşlar dediler. Şurada bir kahvaltı verdik. Yeni oldu şu an bir ilçe zaten. O yüzden. Şimdi bizim o kadar kalabalık muhtarımız yok. Hüseyin Başkan da muhtarları da memnun. Biz de Hüseyin Başkan'dan memnunuz. Bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar dedi Ankara'dan böyle bir talep gelirse bunu uygulamak zorundayım dedi. İşte muhtarlıkları azaltacaklar. Bu 2-2 daha 4 nasıl yapıyorsa. Belediyeler azalttılar. 44, evet. 44 tane belediyeden 45 tane belediyeden. Şimdi 53 bin muhtarımız var biliyorsun Türkiye genelinde. Bu en az 30 bine düşecek. Evet. Evet. Ha düşsün. Muhtarımızın değeri biraz daha artar. Şimdi benim mahallede 1200 kişi insan yaşıyor. Bu değişiyor. Bazı işte benim oraya biraz köç alıyor, gidiyor, geliyor filan derken. Ama biz 4 mahalle muhtarı bir aradayız. Örnek vereyim. Şimdi bazı muhtar arkadaşlar diyebilir ya bizim başkan da bu muhtarlıkların azaltılmasını istiyor. Ben şundan yanayım. Adam gibi orada oturur. Hüseyin Başkan sağ olsun zaten bize yer yapıyor. Güzel bir yer yapıyor, makam yapıyor. Hiç olmasa oraya oturduğun zaman hadi benim işim var. Biz şimdi bak kullar merkezde 4 tane muhtarız. Beni bağlasan orada durmam. Hayatımda da durmadım. Belki de hikmet ki internete gir yaz desen yazamam. Ben açık konuşuyorum. Ama benim bir muhtarım var, oğlum var, kızım var bu işleri yapıyorlar. Biz zaten ikametgah oturdu orada ben onu beklemem zaten. Millet bizi niye seçiyor diyeceksin orada. Bizim biraz evvel dedim durma muhtarız. Bizim elimiz kolumuz sizin gibi tostlarımızı kazandık. Anladın mı? Telefondan bitiriyoruz işleri. Abi o öyle olsun, bu böyle olsun. İşte kömür yardımlarını yapıyoruz. Yiyecek yardımlarını Hüseyin Başkan zaten sorun yok. Şimdi daha kolaylaştı. Bunları yapıyoruz. Ben diyorum ki 4 muhtar bir araya gelelim. 4 tane muhtar. Bir kişiyi koyalım oraya. O muhtar da orada oturduğuna, bir sekreter tuttuğuna değsin. Ben burada anladığım kadarıyla şöyle bir olay olacak. Bu muhtarlar büyük bir ihtimalle mesela şimdi Kocaeli'de belde belediyeleri kapatıldı. Evet. Şimdi kurlarda 4 tane mahalle var benim bildiğim 8 kadarıyla. 8 tane. Merkezde 4 tane. Evet, var. Merkezde 4 tane. Şimdi Maşukiye'de var, Suadiye'de var. Şimdi evet. Burada herhalde büyük bir ihtimalle tek muhtara düşünmeye çalışacaklar. Yani Maşukiye muhtarı. İşte evet. Kullar muhtarı. Yani kullar tek bir bölge, tek bir muhtar. Evet. Yani eski belediye başkanının yerine muhtar almış olacak. Muhtar olacak. Şimdi burada daha değerli olacak aslında. Muhtar da başkanının gözünde üye olacak. Efendime söyleyeyim. Orada oturduğu zaman hiç olmasa parasını da isteyebilsin. Yani buradan biz hep bunu kevşek tuttuk. Ha şehir muhtarlarında öyle bir sorun yok. Bizim 2 milyon hakkımız var. Ya bize 1 milyon verin diyoruz. Vatandaş öyle bir vatandaş geliyor ki biz cebine para koymamız gerekiyor. Adam sosyal yardımlaşmaya gidecek bizden para istiyor. Vermemek mümkün değil. Öyle insanlar geliyor ki acımamak mümkün değil Ersin Bey. Yani çok zor durumdayız. Yani muhtarlık önemli bir görev yapana göre. Muhtarlık da bir pasamaktır. Yani pasamaktır derken küçümsemiyorum. Çok iyi bir yerdir ama maddi durumu iyi olacak. Yoksa perişan olursun. Evet, geçtiğimiz günlerde Ajans 9'a yine bir muhtar arkadaşınızı aldık. Yine başka bir dernek başkanıydı. Ona da sorduk. Muhtarlık artık böyle hani milletvekilliği gibi, belediye başkanlığı gibi biraz zengin, biraz durumunun iyi olması gereken bir yöne doğru mu kayıyor dedik. Siz de bundan mı bahsediyorsunuz şu anda? Şimdi... Doğru mudur yani? Böyle mi olmalı artık? Zengin mi olmalı muhtar? Doğru. Yani ikametgah parasına, mühür parasına bakmamalı değil mi? Bakmamalı. Evet. Bakması lazım. Geçinemezsin zaten. Anladın mı? Onun için diyorum ya işte düşse o muhtar arkadaşımız daha iyi kendini bakar eder. Ha durumu iyi olan çıksın bir de bu muhtarlığa. Yani adam iş olsun diye, silah ruhsatı olsun diye oralara gelme. Evet. Anladın mı? Bizim bu Sayın Esten Osman Bebeğle... Köy muhtarlıklarının en büyük prestiji silah sahibi olabilmekti. Yani evet. Onun için pek çok kişi onun için muhtar oldu. Sırf silah ruhsatı olabilmek evet, için. Evet, çoğusu benim bildiğim var. O kadar da küçümseyen 3-4 tane var. Yani bu şekilde bizim...
şey işine istersen girelim. Efendim bu, girmeden şu mesajları yine okuyayım. Çok fazla mesaj geliyor. Evet. Oku bakayım. Mesajlar oku, ben çünkü, de bileyim dostum ne kadar, düşmanım ne kadar. Evet. Tek kanat tanıdığınız bir arkadaşınız demiş ki saygılar sevgiler işine başarılar. Göründüğün gibi ol demiş. Zaten öyleyiz. O da onu biliyor. Evet, o da onu biliyor zaten. Belge ve nakdelerden bahset demiş. Onu zaten bahsediyorsunuz da fazla o tarafa girmeyin. Daha farklı maceralarınız var. Oraya sizlere bahsedeyim. Bir de şu az önce dediniz ya, vatandaşlara çok yardımcı oluyoruz. Geliyorlar gidiyorlar. Mehmet Ali Mahallesi'ndeki ev girişimleriniz için teşekkür ederim demiş bir tane vatandaşımız. Şahin ailesi. Mehmet Ali Mahallesi'ndeki ev girişim nedir efendim? Bu nedir biliyor musun? Burada bir arkadaşımız öldü. Allah rahmet eylesin. Hasan Şahin diye bir abimiz. Bizim eski belediye başkanı İsmail Özkar. Onun biraz da böyle sakattı adam. Hiçbir geliri yoktu. Bunu belediyeye aldı o zaman İsmail Özkar. Biz o zaman ufaktık. Bundan 15 sene evvel. Emekli oldu. Öldü. Bunun bir kızı var. Özürlü. Asiye kardeşimiz diye. Hanımı da biraz öyle. Bunlar Ersin bir şöyle küçük bir yerde yaşıyorlar. Geçen günü Hüseyin Başkan geldi. Dedim ki başkan biraz sevap alalım. Hatta kooperatifime geldi. Ziyarete Hüseyin Başkan'a dedim ki kooperatif işi bitti. Şimdi gel 10 dakikada biraz muhtarlık yapalım. Arkadaşlar da kooperatif de espriyle beni karşıladı. Dedim ki kalk biraz dolaşalım şöyle hastalara biraz sevap alalım. O gün 22 kişiyi gezdik. 22 kişiyi saat 10'dan 12'ye kadar. Hüseyin Başkan'ın da işi vardı, kırmadı bizi. Hastaları gezdik. 2 saatte 22 kişi mi? Evet. Hastaların elini öptük ve dert dinledik. En büyük problem de bu buradaydı. Kadın cihaz nakli, ben evimi yıktırmam da yıktırmam. Ev o kadar çökündü şey, yani diyorlar ya çöp evi. Aynı böyle. Ama kadını orada onu yaşıyor. Yaşamak istiyor. Yani hatta evini yıkacağım dedim, böyle etti bana. DNA'ndan yıktıramazsın muhtar evi mi dedi. Ondan sonra onun etrafları var. Ali Şahin arkadaşım var. Benim de üyem muhtarlıkta. Azam. Çocuklar var işte Mustafa Berber. Topladım onları. Arkadaşlar yardımcı olun. Buraya Hüseyin Başkan böyle bir fırsat geçmez. Söz de aldık yıktıralım. Hatta Hüseyin Başkan vazgeçiyordu. Madem yıktırmıyordu. Biz niye uğraşıyoruz filan. Neyse ikinci bir hamlede buna bir fabrik ev oraya ilk evvele yapacağız. İlk evvele yapacağız. Ondan sonra onu oraya yıkacağız. Yani orada büyük bir gecen hatta hanım şeye gitmiş. Kadınlar arasında toplandı. Ben çok gazeteye çıktığım için demişler muhtarı gazeteye vereceğiz. Hanım bana böyle söyledi vallahi. Dedim hayırlı hanım, niye böyle söylediler sana? Dediler ki o Asiye'nin işte onların evi çok pis. Sen buraya niye bakmıyorsun? Bu kullarında merkezinde bir yer. Bu körüntüyü kaldıralım. Dedim ki hanım ben iyi oldu söyledin. Açar o arkadaşlarına telefon söyle. Müjdesini ver. Bunu Hüseyin Başkan kabul etti. Zabıda komiserimize talimatı verdi. Bunu da o dertten kurtaracağız. Yani biz muhtar olarak bunlar için varız. Zaten biz fakirin yanındayız. Özellikle ben... Teferrik ev daha yapılmadı değil mi? Yapılmadı. Kış dolayısıyla şey yapamadık ama yerini ayarladık. İhalesini verildi. Belediye kendi imkanlarından, biliyorsun belediye her şeye. Ha bak o kadar şey ki biz bunu İzmit'e koyalım dedik. Biliyorsun İzmit'te huzur evleri daha iyi. Sağlık bakımından olsun, panyon, hemşiren her şeyin yanında. Ama akılden geçiyor. Gitmem de gitmem diyor. Ne yapacaksın? Onun için böyle biz muhtar olarak çok sıkıntılar çekiyoruz. Şeyle Hüseyin Başkanlarınız nasıl? Hüseyin Başkan'dan Cenab-ı Mevlam aramızı bozmasın. Sefadan sonra diyorum Allah bana onu gönderdi. Yani. Şimdi bakın neden sefacı bana hep derler. Ben sefayı hakikaten çok severim. Burada da var bak gazetelerimizde var. Geçen ben bunları topladım kışa girmeden. Sefer Ekşi. Evet. Kulaklar bir yemek verdiniz. Bir yemek verdik. Metin Alan. Evet. Çengiz Sarıbay. İşte eski dostlar diye muhtar topladı bir araya. Hatta bir gazetemiz yazmış siyaset. Turbo'nun bahçeye kadar indi. Tamam mı? Ha biz bunların sayesinde bir yerlere geldik arkadaşlar. Kemal Köse, efendim Metin Alan, efendime söyleyeyim özellikle Sefa Sirmen. Sefa Sirmen hakikaten sadece muhtarlara değil, insanlara değer veren bir insan. Hatta bunu benim kooperatife Zeki Aygün bana geldi, Ersin Bey. Biraz Sefa'dan bahsettim, dedi ki dur, etme. Aynen böyle. Dedim ki neden? Ben insanlık yönünü konuşuyorum. Ha o zaman durdu, hatta Çamalık'tan arkadaşım kulakları cindansın söyledi. Durdu, ya Sefa'nın insanlığına tamam diyecek yok dedi Zeki Aygün. Ben de onun peşindeyim kardeşim. Şimdi Sefa'yı bugün seversin sevmesin. Ben Sefa'yı medetecek adam da diyelim. Bu insanlar görüyor. Ben ilkokul mezunuyum. Ama Sefa Başkan yattık kalktık şu barajdan. Ya bir arkadaş çıkıp da diyemedik ya bu pahalı oldu ama. İyi oldu. Ya bakın arkadaşlar ben bunu söylememe gerek yok. Bugün o baraj olmasaydı yani şu yuvacık barajı. Bunu Sefa değil de bir başkası da yapsaydı benim için önemli değil. Bugün susuzluktan kırılırdık arkadaşlar ya.
Ben suyun başında hem susuzluk çekiyordum. Sen o Bağcaşma'ya yukarı su bulamazdın. Doğru mu arkadaşlar? Bu sen ne kadardır buradasın? Yani bunun neyle, Allah razı olsun demek lazım. Neyin ne kadardır buradayım? Kocaeli'de mi doğdun büyüdün? Tabii canım. Tamam ben senin asker arkadaşın diyelim ki o kadar ben seni tanımıyorum. yani bazı şeyleri ben şimdi Hüseyin Başkan'ı niye seviyorsun? 5 kuşaktır Kocaeli'yiz yani. Evet bak evet. Şimdi arkadaşlar laf laf acıyor. Şimdi diyorlar ki sen Hüseyin Başkan'a ha benim için Hüseyin Başkan da çok eziyet çekiyor onu söylüyor. AKP'li bazı arkadaşlarımız var. Ya sen Turbo İsmail'le niye muhatap oluyorsun? Niye onun nerede dediğine koşuyorsun? O da demişler ki beni Turbo ile aramızda rahat bırakın kardeşim. Yani bu taraftan da şey yapıyorlar. Başkana... Hüseyin Başkan'ın olmadığını yapıyorlar. Vallahi ya. Ya böyle bir siyaset diyor. Ben de 20 senedir bu işin içindeyim. 15 sene normal bir şeyim var. Son 10 senedir tam siyasetçiyim. Aslında... Ama yani bu kadar işi germen anlamı yok. Bakın ben o arkadaşlarımla şunu istiyorum. Bana bugün dersen ki Hüseyin Başkan'a oy verir misin? Vermez misin? Ben veririm derim. Niye? İcraatlarıyla. İcraatları önemli benim için. Ben bir de muhtarım. Bazı insanlar ya sen diyorlar sosyal demokrasisin. Hüseyin Başkan'dan ne işin var? Neden aşırı gidiyorlar bir de yalakalık yapıyorsun? Arkadaşım ben Hüseyin Başkan'ın yaptıklarına yalakalık yapıyorum. Şimdi şurada 112 acil yaptık. Hüseyin Başkan çıktı bir şeyler anlattı. Bakın burası çok enteresan. Hüseyin Başkan'ın hakikaten örnek projeleri var. Ha Mehmet Ağa Mahallesi'nde bizim kulları da az. Şuurlandırma bitiyor. Bak o ana yolu genişle diyoruz şu anda bitmek üzere. Çok güzel bir yol olacak kulları köyün içine. Hüseyin Başkan'ın anlattıklarını anlattı Hüseyin Başkan. Hüseyin Başkan da biraz hafif bir sisteme girdi politik olarak. Benim yaptıklarımı dedi kimse belki şey yapmıyor. Ben de çıktım dedim ki beni de davet ettiler tabii. İsmail Özkan muhtarlara çıktım. Hüseyin Başkan'ın yaptıklarını görmeyen arkadaşlarımız varsa yine yeniliyorum burada. Bir çift gözlük alsın. Çağın göz merkezi. Arkadaşım dedim. Parası da bana ait. Bu yankı yarattı. Sen nasıl öyle konuşuyorsun? Ya yaptıklarını konuşuyorum arkadaşım ya. Bu yapılan hizmet Hüseyin Başkan kendine yapmıyor ki. Kullar Pasiskele ilçesine hizmet yapıyor bu adam. Siz, yeni kurulan. Hüseyin Ayaz'ı övdüğünüz için eleştiri mi alıyorsunuz? Evet. Hüseyin Ayaz da benim için eleştiri alıyor. Bakın arkadaşlar. Sizi övdüğü için eleştiri evet. alıyor. Evet. Yani biz icraatlarımızla gündemdeyiz. Bakın arkadaşlar ben sana 150 tane küpürk ettim. Bak hepsi böyle tek tek. Hepsinde resmim var. Reklamdan sonra onların hepsini gösterelim istersen. Bilemiyorum. Bu da zaten getirdim. Bir reklamdır. reklamı görünce böyle. bir reklama girelim. Burada mola verelim herhalde. Hazır mıyız? Yani program yetmeyecek galiba Erdal Bey. Çünkü uzatırız 10.30'a kadar. Bu uzatacağız zaten 10.30'a kadar. Evet. 10.30'da yetmeyecek. Yetmez bize. Bize program daha yetmez. Maceralara başlamadık bile. Daha maceralara başlamadık. Evet. Yani muhtar siyasetçi olur mu olmaz mı? Bunları da konuşuruz. İlerleyen dakikalarda başkan burada. O zaman reklamdan sonra çok kısa ve hızlı bir şekilde devam edelim. Ben mesajı okuyayım da ondan sonra reklama gireyim. Muhtarlık camiasında uzun yıllardır birlikte görev yaptığım arkadaşım, dostum İsmail Özkar bulunduğu her yerde layıkıyla görev yapmasıyla bizleri gururlandırmaktadır. Hem kendisine hem de onun nezdinde tüm muhtar arkadaşlarımıza Kocaeli TV emekçileri aracılığıyla selamlarımı gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Bizler kimdir de arkadaşımız? Güzel İsim yazmış. İsim yazmamış ama çok güzel yazmış. Evet, evet. Bayağı şey. Ben çünkü bu mesajları okuyayım. Çünkü fazla geliyor. Yerini kaçırmayalım. Sevgili seyirciler, Denizbank tarafından hazırlanan ekonomi bülteni şimdi ekranlarınıza geliyor. Ardından kısa bir reklam arası ve sonrasında tekrar buradayız. Amerika'da Merkez Bankası Başkanı rekor seviyeye gelmiş mortgage faizlerinin hala yeterli ucuzluğa kavuşmadığını belirtti. Amerika Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaya göre bu ay işsizlik oranları %6.5'e düşünce ve enflasyon rakamları da %2.5'in altında kaldığı müddetçe faizlerin düşük olacağı belirtildi. Amerika tarafında kapasite kullanım oranı verisi bu sene Aralık ayında geçtiğimiz yıl Aralık ayına göre 1,9 puan düşüş kaydetti ve %73,6 seviyesine geriledi. Türkiye Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, bu yıl enflasyon oranının hedeflenen %5 seviyesine oldukça yakın bir düzeyde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. İMKB 100 Endeksi günü bir önceki gün kapanışına göre %0,51 oranında yükselişle 77.991 puandan tamamlarken İMKB tahvil bono piyasasında 24.09.2014 vadeli gösterdi devlet tahvili de günü %6,04 birleşik faiz seviyesinden tamamladı.
Sabah açılış işlemlerinde Amerikan doları 1,7936 seviyesinden ve Euro 2,3762 seviyesinden alıcı bulurken, Euro dolar paritesinde ilk işlemler 1,3244 seviyesinden, dolar ve ons bazlı altın işlemleri 1666 dolar seviyesinden ve Türk lirası bazlı gram altın işlemleri de 95,48 Türk lirası seviyesinden gerçekleşti. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf Tüysüzler de İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 0204. Perde, tül ve perde ürünlerinde mükemmel konsept. Türkiye'nin en seçkin markası Brilliant modelleriyle evinizin güneşi Nehir Perde. Usta tasarımcılar modern çizgilerle donatılmış birbirinden güzel çeşitleriyle rüyalarınız gerçek olsun. %40 indirimli tül ve perdeler evinizin güneşi Nehir Perde'de sizleri bekliyor. Nehir Perde, Sırrıpaşa Mahallesi, Denizciler Caddesi, No 159 Taksim C, Derince Kocaeli'de. İş makineleri gücünüzdür. Kontrol edilemeyen güç sizin gücünüz değildir. Siz de gücünüzü kontrol edin. Sanko Makina Doğsan Yetkili Servisi İlhanlar Makina, iş makinalarınızın tamir ve bakımını üstleniyor. İlhanlar Makina'ya gelin, gücünüz uzun ömürlü olsun. Adres: Köseköy Sanayi Sitesi B Blok numara 39, Kartepe, Kocaeli. Telefon 0262 373 3128. Ferah ve nezih mekanı, ulaşım kolaylığı, enfes lezzetleri sizi büyüleyecek. Masal değil, masala. Aileniz ve sevdiklerinizle rahatlıkla ulaşabileceğiniz, iş yeri daveti, toplantı ve her türlü organizasyonlarınızı gerçekleştirebileceğiniz Masala'nın güler yüzlü hizmeti ve tarifsiz lezzetine doyamayacaksınız. Lezzetin ve kaliteli hizmetin adresi Masala. Masal değil, gerçek. Konya mutfağının doyumsuz lezzetleri artık Konyalı Lezzet Ustası'nda. Meşhur mu meşhur etli ekmeği, bıçak arası tereyağlı Mevlana böreği, mis kokulu tandır kebabıyla. Mevlana şehrine özgü bu lezzetler ustalarının ellerinden sofralarınıza geldi. 40 kişilik VIP toplantı salonuyla Kocaeli'de Konya mutfağının tek adresi. Adres: Yenişehir Mahallesi, Seymen Caddesi, numara 39, Baltürk House Otel 6, İzmit, Kocaeli.
her şeyin daha iyisi var. Hep daha iyisini isteyenler için yeni Moped var. Yenilenen Moped şimdi en ince. Üstelik kuruluk garantisi içinde. Enlerin pedi yeni Moped'le hep daha iyi. Toyota Yaris Hibrit. B segmentindeki ilk hibrit otomobil. Toyota alanındaki en başarılı ve ihtiyaca en iyi cevap verebilen aracı sizlere sunarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. Toyota Yaris Hibrit. Kendini şarj edebilme özelliği, enerji tasarrufu ve çevreci olma özelliğiyle diğer otomobillerden ayrılmaktadır. Toyota Plaza, Kocaeli Kaya. My name is Pussy Galore. I must be dreaming. No more foreplay. My name is Bond. 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 James Bond. 50 yılda 23 film 6 yıldız. Şimdi tüm Bond'lar burada buluşuyor. Smart, be smart. İmeso OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10 bin dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçla yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İmeso OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Bu soğukta halı yıkatsam kurur mu? Bu halıdan lekeler çıkar mı? Günlerce halısız kalır mıyım derdine sor. Yeniliklerin öncüsü Gültem Halı Yıkama'da halılarınız kusursuz bir yıkamadan sonra özel ısı sistemli mavi fırınla kurur, kir, toz, mikrop, nem derdi son bulur. Üstelik metrekaresi sadece 3,5 lira. Bitmedi. Gültem Alu Hızlı Yıkama Servisiyle halılarınız bir günde teslim. Telefon 0262 319 1550. ...22 ayar bilezik. Sarraf tüysüzler. Sevgili seyirciler, keyifli programımız, keyifli söyleşimiz reklamların ardından da kaldığı yerden devam ediyor. Ajans 9'da Baş İskele Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın İsmail Özkar'la devam ediyoruz programımıza efendim. Ve muhtarlık dedik, birçok evet. Konu var, soru var burada. Evet. O soruyu da sizlere aktarayım. Soruları şey yap. Evet, soruyu da söyledikten sonra, sorduktan sonra programımıza devam edelim. Ki soru derken sorular oldu. Çok fazla mesaj geliyor. Sayın Muhtarım, köy meydanını ektirdiniz. Ne zaman başlanacak proje? Kullar merkeze Napo Turan demiş mesaj evet, atan kişi. Evet. Biraz radyo programı gibi oldu ama evet. Abdullah Bey mesaj atmışlar bize. Evet, o arkadaşıma teşekkür ediyorum. O da köy meydanının hemen karşısında esnaf. Köyümüzün güzel olmasını isteyenlerden birisi de Abdi arkadaşım. Sağ olsun o mesajına. Şimdi biz bu İbrahim Başkan'a bir yer aldırdım ben. İbrahim Başkan'a dedim ki kullar kasabasına hiçbir şey yapmadım. Aynen böyle. Bak resmim vardı, onu unuttum. Kastedi de vardı. Dedi ki başkan, o zaman muhtarlar dernek başkanı da diyelim.
Beş arkadaşımız gittik İbrahim Başkan'a. Dedim ki Sayın Başkanım, herkes bu koltuklar gelip geçicidir İbrahim Karaosmanoğlu'na. Bir gün bir cenazede, bir düğünde insanlar bize bakarlar, ya şunlara bak ya. Kullara hiçbir şey yapmadılar. İkisini de şimdi burada, ikisi de boş. Hiçbir şey kullara yapmadılar. Ben bunu aynen İbrahim Başkan'a söyledim. Dedi ki ne istiyorsun? Dedi ki, dedim ki Sayın Başkan, bir komekle çocuk bilgi evi. Bana şart koştu. Dedi ki caminin yanlarından bir yerden bulursan olur. Ertesi gün baktım da bir medya hemen televizyon yazdı filan. Hemen Göksel Bey Başkan Yardımcımız geldi. Bana dedi ki Turbo güzel iş başardın dedi be. Şu yeri bulalım da bir an evvel büyükşehire yaptıralım. Niye? Onların bizim belediyeden çıkmayacak masraf. İbrahim Başkan'a yasladık bu işi. Para maddi durumu. Büyükşehire tabii. Sağ olsun İbrahim Başkan. Olumlu karşıladı. Biz de bulduk. Orada da o gün o arkadaşımızın maddi durumu iyi değildi. Maliye filan borç vardı. Orayı aldırdık. Aldırınca. Satın mı aldırdınız? Satın aldı. Satın aldı. Belediyenin yeri oldu. Bu sefer o ön tarafta köy, bizim kullara geldiysen 5-6 tane ev vardı köyün merkezinde. Hüseyin Başkan'a dedim şu evleri ben sana satın alabilir miyim? Ya yapamazsın o iş dedi Hüseyin Başkan. Dedim ben yaparım, hepsi benim seçmenim, sevdiğimiz bir abiler. Zaten evler de şeyini yitirdi yani, eski evler. Yığma tuğlalardan filan. Dedi başarabilirsem varım ben dedi Turbo. Tamam başkan dedim. Görev bir çalışma yaptım. Hepsinden anlaştık. 2,5 trilyon para verdik oraya. Bak bu görünmeyen bir yatırım. Şimdi bazıları der ki Hüseyin Başkan kullara hiçbir şey yapmıyor. Arkadaş yapamıyoruz diyor. Şuurlandırma geçmemiş Ersin Bey. Şimdi bir parke yolu yapıyorsun. Diyorlar ya 2 gün sonra söküyorsun. İşte bu. Bak şimdi biz Alsancak Caddesi'nde bir başta çalışma yaptım. Bir iki arkadaşım da sorun kaldı. Zeki Üçüncü ile Mustafa Sak arkadaşımın az bir şey daha yerine girmemiz lazım. Yani yol diyor ki Hüseyin Başkan dümdüz olsun. Vatandaş demesin ki benden aldın da Ersin'den niye almadın. Bu çok önemli köy yerlerinde. Ya diyor bak diyor oraya girdin sen diyor. Ama öteki güçlüydü diyor. Siyasetten giremedin oraya. Ya yok öyle bir şey. Halbuki evet. Kanun gelmiş. Kazıklarını çakmış. Buraya kadar girilecek. Şimdi bu yerde köyün merkezi çok güzel. Kocaeli'de olmayan, bak buradan müjdesini de veriyorum. Kocaeli'de olmayan bir proje var. Çok güzel. Havuzlu, altı, otoparklı, kome, bilgi evi, iş yerlerini koyacağız. Kullar kasabasının rengini değiştirecek bir proje. Ama birkaç tane sorun var. Onları da aşarsak seçimden evvel bunun temelini atmamız lazım. En azından alt karajını bitirmemiz lazım. Bakın geçen ne oldu? Kısa geliyorum. Vaktimiz kısalıyor. 3-4 tane kravatlar var. Bizim orada balıkçı var. Meşhur. Herkes oraya geliyor. Kullardan kimse yok. Baktım kravatlı 50-50 benim gibi. Arkadaşlar gelin buyurun bir çayımı için dedim. Kahvede hemen yan tarafında yolun. Adam böyle bir baktı. Megerim sen bir akşam evvel kavga yapmışlar park sorunu var diye. Dedim ki ya muhtarım maaş da yeni çektim. Gelin cebimden para var. Oradan bir arkadaşım var. Ya dedi bu muhtar kimseye çay söylemez ama gelin bir çayını için. 6-7 kişi ottuk. İlk verdiğim adam kim olsun biliyor musun? Cumhuriyet Hazırlık Kalem Savcısı. Gebze Ticaret Odaları Başkan Yardımcısı. İş adamları. Rezil olduk. Dediler ki muhtar sen bu işi biraz düzelttin. Niye? Ya geçen akşam bizi buradan kovdular. Hakikaten bak sorunumuz var orada. Gerçi komaya direklerini çaktırdım. Emniyet müdürümüzü de çağıracağım. Bir değişiklik yapacağız orada. Allah izin ederse. Ama köy meydanı projemiz çok güzel olacak Esin Bey. Evet. Bu arkadaşıma teşekkür ediyorum. Efendim biz de teşekkür ediyoruz. Erdal Bey'in sorusunu sormadan önce hemen şunları da okuyayım. Çok fazla oku. Geliyor. Oku. Fatih Özkar demiş ki başarılar diliyoruz. Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Özen de yapacak olduğunuz bütün projenin arkasındayız. Destekçiniziz. Teşekkür ediyorum. Sizle birlikteyiz diye söylemiş Erdal Bey. Hemen soru sorması adına. Evet. Yani ben... konu sanırım 2009 yerel seçimlerinden hemen önceydi. Çünkü o günlerde Kocaeli'de hatta Türkiye'de çok tartışıldı. İsmail Özkar'ın yapmış olduğu bir hareket. O günden bu tarafa pek cevap veremedi o konuya. Bu konu, şimdi tabii fotoğrafları falan filan yok şu an elimizde ama 2009 seçimlerinden önce idi değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet, evet. Yerel seçimlerden evet. Önceydi. Sefa Başkan il başkanı. Sefa Başkan il başkanıydı Sefa Sirmen. Turbo İsmail'de yani İsmail Başkan da onun yanındaydı ve bir başörtüsü çıkarttı ve başına taktı. O zaman başörtüsüyle de hakaret gibi algılandı. Evet. O ve çok tartışmalar yaşandı. Ben onun perde arkasını merak ediyorum. Niye o başörtüsünü taktınız? Orada ne oldu da onu taktınız orada? Şimdi teşekkür ediyorum. Güzel bir konuya girdin. Buradan bayağı bir parazit aldık. Ben o gün o programı Sefa Başkan, il başkanı olması sebebiyle seviyorum ya.
Dedim Sefa Başkan'a bir sürpriz yapalım. O gün o CHP'nin binasını tıklım tıklım doldurdum. Gittik oraya. Acamiyiz tabii. Bir Sefa sevgisi de var içerimizde. Ben torunu getirdim. Niye getirdim onu oraya ben? Türkiye'de çok sorunlar vardı. İşsizlik, terör, terör hele daha çok tırmandı. İşsizlik, efendime söyleyeyim, terör. Çok sorunlar olduğunu düşündüm. Her seçim zamanı biz Kemal Aydın'a Kullar Belediyesi'ne seçim verdiğimiz zaman başörtü meselesinden verdik. Çıkardılar, dediler ki bunlar işte başörtü takmazlar, bunlar öyledir, bunlar böyledir. Ama bunlar hep seçim zamanı denk geliyor. Ben de kafama koydum, acam politikacıyım o zaman. Aslında yaptığım yanlış, özür diliyorum. Ama ben gerçeği anlatmak istedim. Ha bugün takar mısın? Olmaz, daha üsturuplu onu izah ederim. Yani bir tecrübem oldu. O gün torunu getirince torunu ağladı. Çıkartamadım onu şeye. Arkadaşlar dedim ya acamı da daha böyle çıkıp bir şeyle konuşmuş da diyelim. O zaman medyanın kim çağırdı o kadar ne onları da ben bilemem yani. Şimdi medyadık muhtarız ama o zaman öyle ben medyadan falan anlamıyorum yani. Düz bir adamım. Çıktık. Konuşma yaptım. Güzel bir konuşma. O gün konuşmalarımda hoca da var. Hoca da getirdim. Sakallı adamı da getirdim. Yani gelin biz öyle değiliz böyleyiz. Neden hep seçim zamanı bu başörtü meselesi gündeme geliyor? İzah ettim. Arkadaşlar bir gün sorunlar varken bu sadece seçim politikasıdır diye ben bu işe karşı çıktım. Aldım bu başörtüyü böyle bağladım. Allah nereden bağladık şak 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 şak. Reklamın kötüsü olmaz. İstanbul bütün yayınlar şey yaptı. Şimdi orada şunu yaptım ben. Torun ağlayınca ben bunu bağladım. Bu başörtüyü böyle bağlayın buna da bir sahip çıkacağız dedim Zübeyde anamız gibi. Yani şöyle bağlayın. Buna da kimse hayır diyemez dedim. Bunu da gündem yapmayalım. Şimdi askeriye gidiyorsun. Ben bir gün eniştemiz var işte kulaklar çınlasın. Şimdi Marmaris'te. Ramazan mübarek Ramazan. Donanmadan içeri gireceğim. Geç de kaldık. Dedim ki assubaya şu arabanın içine bir bak ya da bir asker ver. Hepsi benim başörtülü. Kızım, gelinim, hanımım. Biraz vakit alır. Assubay şöyle kafasını bir eğildi. Dedi ki yok muhtar dedi senin şey yapmayacağız. E dedim başörtülü. Biz dedi simgeli olana kızıyoruz dedi. Hmm. Ya bir yerde bir kural var arkadaşım. Bak şimdi bazılar diyor ki askeriye şeye karşı başörtüye. Hayır kardeşim ya değil. Ha bazı yerde var. Bu da Türkiye genelinde olsa olsa iki yer üç yer. İşte şu Ergonekon davalarından filan. İki üç yer. Aslında kimse karşı değil. Onlar simgeye karşı asker. E askeriyetinde bir disiplin olacak. Olmadan da olmaz. Bunu böyle şey yaptılar sonradan düzeldi o iş. Yani biz bir şeyleri izah etmettik ama medyada öyle yansımadı. Böyle yansıttılar. İşte CHP'liler böyledir dediler. Hatta bir şey daha anlatayım. Olacak ya Ersin Bey. Bir hafta sonra kadın kolları değişti. Bak iyi dinle burayı. Kadın kolları değişti. Ziyarete gittim. Benim yönetici arkadaşlarım Nail Çelik, Mustafa Öztonga, ben. Birisi daha vardı unuttum. Hepimizin hanımının başı örtülü. Gittik. Medya falan çağırmadık. Orada bir bayan vardı. Dedim ki sakın abi resim çekeyim deme dedim. Aramız bozuldu. Bayanı tanımıyorum ben. Allah temez olsaydı. Kadın dedi ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Yeliz bunun şahidi bak. Gazeteci Yeliz hele daha. Bak ne yaptılar bana ne düzen yaptılar. Gittik. Ertesi gün gazetede okuyorum. Muhtar bu sefer de başörtüyle hanımlarını aldı geldi dalga geçiyor. Hayret bir şey ya. Vallahi Ersin Bey şaşır. Şeyde konuşma var. Yazdıkta. Hemen gittim buldum o gazeteciyi. Dedim seni geberteceğim. Gel buraya. Yeliz sen de gel buraya. Sen de hakimlik yap. Bundan karakolluk olacağız. Bayana vurulmaz ama aritamlarda bulunacağım. Yani beni öyle rencide etmiş orada ki. Hı hı. Baktım kızcağız ağlamaya başladı. Dedi muhtarım ben öyle yazmadım. Ben yazdım. Şu şöyle şartlarla iadeye ziyarete gelmiştim. Başarı dilerim ama gittik başlığımı değiştiler. Nalet olsun dedim. Yani medyada böyle. Ya çıkardır bazı ya indirir. Burası da böyle yani. Gazetenin editörleri zannedersin. Evet yani. Evet evet. Şimdi... Yani o gün de acamiydim. Gidip o patronu da buldum. Günde gitmedim işin üstüne. Hepten şey olacak diye Sefa Başkan'a zarar gelir diye gitmedim işin üstüne. O meseleyi de öyle kapattım yani. Yani o başörtüsü takmanız yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşıldı. Biz onu yanlış amaçlı da söylemedim yani. Ha bugün takar mısın? Ya başka bir neden söylerim. Yani başörtü arkadaş. Ya herkes takar. Herkesin dini görevi. Başörtüsüz olmaz aslında. Ama adam takmıyor. Öyle bir insanların başörtü takmıyor. Başörtü takandan daha kaliteli.
Ha biz bunun Cenab-ı Mevlam takdirini, yani paşörtü takmakla bir şeyi kurtarmış diyeriz. Öyle paşörtü takanlar tanıyorum ki nalet olsun. Takmasına hiç gerek yok. Ya onlara biz girmeyelim. O işler uzun hikaye. Erdal Bey. Evet. O işlere bizim girmemiz gerek yok. Efendim de bu Çanakkale mevzusu var. O da merak edilen bir konu. Çanakkale'den dönüşünüz Erdal Beylerin de o zaman yakından takip ettiği bir olaydı. Evet. Gittiniz ama dönemediniz. Dönüşünüz olay oldu. Gidişiniz gidemedik. Gidemediniz. Gidemediniz. Ya o da şöyle biraz Murat Yoldaş arkadaşım dedi ya muhtarın siyasetçi olmaz. Biz bir kere damgayı yemişiz. CHP'li diye. Vedat Yoldaş. Yoldaş. Anladın mı? Biz bir kere siyasette damgayı yemişiz. Orada da bir siyasete dönüştü olay. Ya kesinlikle hayret ettim. Gemiye bindik. Sağ olsun o gün Osman Bebe Çevre Bakanımız. Allah razı olsun. Yakından tanıdığım bir abim. Hele daha severim. Hatta geçen günü Süleyman Başkan telefon açtı ona. Diyor ki Turbu İsmail sen aleyhinde konuşuyor. Osman Bebe'ye. Osman Bebe de Allah'a var. Dedi ki Turbo Muhtar benim aleyhimde konuşma. Süleyman Başkan sen beni oyuna getiriyorsun. Şimdi Allah razı olsun o günkü değerde Osman Bebe Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu bir karar almışlar. Muhtarlarla şöyle yorulmadan bir yolculuk yapalım. Nasıl olur? O zaman deniz otobüsü de yeni alındı herhalde. Bindik. Karanlıkta bindik. Gidiyoruz. Gölcüğü açıldık. Değirmenlere falan gidiyoruz. Nereye gittiğimizi tabii bilmediğimiz için Çınarcık yakınlarına yaklaştık ama dalga nasıl vuruyor biliyor musun? Ersin Bey, bir ödeye, bir beriye. Ben içki kullanmam, bilmem siz kullandınız mı? Arkadaş içkiden daha beter. Kemi, bir ödeye yatıyoruz, bir beriye yatıyoruz. Karman karışık olduk. Ah buyur, keminin içine kusan kusana. Perişan bir hal. Ama nasıl biliyor musun? Bağırıyoruz arkadaşlar, biz bu yolculuğu yapamayız. O günkü değerde İsmail Şişman kulakları için nasıl? Tuncay Aşkın, Karakatırlar Çumur, başrol bunlar. Ben İsmail Başkan'ın dördüncü adamım. Yahu başkan... Bu yola gidemeyiz. Kebze dernek başkanı bayıldı adam. Sağlıkçılar bayıldı. Sağlıkçılar diyor ki bize bir şeyler yapın, hap verin bilmem ne. Ulan biz ne anlarız sağlıktan? Hepsi perişan vaziyette. Bağırıyorum. Yüksel Öztürk geldi. Kulaklar için nasıl? Büyükşehir'de hele daha görevli. Muhtar dedi be ne var? Burada siyaset yapma dedi ya. Gidiyoruz işte ne var dedi ya. Lan şu keminin içine bir bak dedim ya. Herkes rezil şekilde yatıyor. Gözün görmüyor mu arkadaşım? Ne alakası var siyasetten? E kaç kişisin dedi. 20 kişi saydık. 20 kişi gitmesini istemiyor. Gidiyoruz. O kadar kargaşalıkta. Yok. Çınarcı'ya yaklaştık. Ben zaten ben de bitmek üzereyim. Ya konuşma halim kalmadı arkadaşlarım. O sağlıkçılar da perişan olunca artık nasıl olduysa İsmail Şişman demiş ki inen insin. İnmeyen biz devam edeceğiz. Kemiği Çınarcı'ya yanaştırdık. Hasbelkader. Gece ama. Nereye yanaştığımızı bilmiyoruz. İndikten sonra Çınarcık olduğu belli. İndik ama herkes perişan. Geminin yarısı boşandı. Şimdi bizim Tuncay aşkından Tuncay, İsmail Şişman, Cumhur, Karakatırlar, ölmek var dönmek yok. Hayda. Bunlar daha iyi. Daha iyi. Onlar demek ki tecrübesi var. Tutmuyor deniz. İyi tamam biz indik. Sağ olsun işte devreye girdiler. Bu iş bayağı büyük büyüdü. Telefona orada bir benzinliğe bizi getirdiler. Kaymakam mıydı? Yardımcısı mıydı? Allah razı olsun o gün. Otobüs bizi yok oraya indik. Daha otobüs programda yok. Külser Hanım vardı unutma. Külser Hanım da benim eski bankacım. O da bu işin yetkilisi buymuş. Telefon ettik iki tane otobüs adresi verdim. Tamam mı? Muhtar olarak bizi temsilci seçtiler. Üç tane otobüs alır mı? Alır. Ondan sonra telefon ettik üç tane otobüs geldi. Tabii gelmeden evvel arkadaşlar dedim hakikaten büyük bir tehlike atlattık. Dedim ki abdeste gerek yok. Sabah namazda okunuyor. Dalınca mı? Kılınan bir namaz Allah'a şükür. Cenab-ı Mevlam önemli olan niyettir dedim tamam mı? Aslında namaz abdestsiz olmaz. Ama bir yerden çıktık. Üstümüz başımız zaten berişandı ama camiye sığındık. Çoğu arkadaşlarımız oraya. Telefon ettim Gülsen Hanım'a sağ olsun beni tanıdı. Üç tane otobüs geldi. Şimdi tabii onlar gidiyorlar. Baktım benim telefon çaldı. Kim arıyor? İsmail Şişman. Ey Turbo biz seni niye dinlemedik? Batıyoruz. Benim de sözüm geçmiyor şimdi. Ne olacak halimiz? Feryat. Baktım Cumhur arıyor. Baktım ara diyor durdurun bu kemiği. ne oldu dedim. Hani oğlum ölmek var dönmek yoktu. Biz derken palavradan mı dedim bağırdık o kadar. Siyaset yaptın diyorlar size siz deyince. Siyaset yapıyorsun diyor resmen Yüksel Bey. Ya arkadaş ne siyaseti? Canın yani? Siyaseti mi? Ya olur mu? Biz de bir yiyeceklerimizi de aldık. Orada bakarsın dedik gelmez. Bize sağ olsun yiyecek de yaptırdılar. 5-10 günü attırdık. Tamam mı? Polislere aldırdık. Bizde alma imkanımız yok. Polislerle arama iyi olduğu için bir tanesine dedim ki ben emekliyim. Polisim muhtar oldum ama sen abi kolilere yardım et de alalım biraz dışarı. Anladın mı? Orada aç kalma durumu var. İlgide aldık. Ondan sonra
Telefonlar çalışıyor. Geberinden dedim Deniz'de. Tabii bunu ben espri olarak söyledim. Bir baktım. Kimi yarım saat sonra aynı yere geldi abicim. Şimdi geldi. Otobüs tartışması var. Biz bineceğiz. Yok dedim öyle. İlk evvela kayıktan kim indiyse onunla binecekler. Ve nitekim de öyle yaptım. Nitekim de öyle yaptım. Kimseyi almadım. Ben kendi bölümümü ayırdım. Bindik kardeşim otobüse. Hadi eyvallah. Onlar kaldılar. Onlar bir sonra gör. Şimdi o arkadaşlarıma dedim ki sabah oldu, gün açtı. Hat dedim kemi bak Deniz'de böyle var ya beton gibi görünüyor. Hadi binin. Yemin milleti çumurlantınca biz keminin bir daha sesini aklımıza almayız. Yani o derece o derecede böyle bir esprilerim var. Güzel bir anıymış. Güzel bir anı. Evet. Güzel. Ondan sonra da gidemedik. İbrahim Başkan'ın kulakları çınlasın. Sözü var. Bu sefer yayadan gideceğiz. Yaya yolundan. Bunun sözü var yani bize İbrahim Başkan'ın. Karayolundan gideceğiz. Karayoluyla gideceğiz. İzmir geçişi olsun da Körfez Otoyolu evet. O zaman evet. Gidersiniz herhalde. Evet. Yakın bir şey olacak. Evet, yakınlaştıracak. Arkadaşlar. Efendim mesajlar gelmeye devam ediyor. Ben de okumaya devam edeyim biraz hep şöyle. Bakalım daha ne kısa var. Kısa mesajlara geçelim. Diyor ki efendim Sayın Başkanım muhtarlık olmayan bizler kaldık. Bu konuya bir çözüm bulmanızı istiyorum. Muhtar Ahmet Özen, Tepecik muhtarı. He. Diyor ki başka biri. İyi günler, biz kullar dört nolu taşıyıcılar kooperatifi üyeleriyiz. Bizim gururumuz olan başkanımıza teşekkür eder. Sizden de dört nolu kooperatif başkanı diye belirtmenizi rica ederiz. Ha, biz Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı diyoruz ya. He, diyor tabii. Ki dört nolu kooperatif o başkanı. O arkadaşlarım da haklı ama evet. Bizde fazla mazmata olduğu için şurada bir kaste var. Oraya geleceğiz. Evet. Bak onu göstereyim. Dört beş mazmatası olduğu için bak şuraya kameraya göster bak. Evet. En çok mazmata işe yaradı. Nedir bu? Hulusi Çelik'le görüşme. Hulusi Çelik bize ziyaret gittik. Dedim ki başkanı kevele benden göreceksin. O niye dedi? Dört tane mazmata var bende dedim. Hem de bize komşu geleceksin. İlk konuşma ziyarete beni geleceksin. Ve geldi. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum Sayın Hulusi Çelik'e. Seçim kuruluyla da aranız iyidir mazmata ala ala. Aramız iyi, aramız iyi. Benim o bayan neydi o? Gitti oradan herhalde. Tayini çıktı. Evet, tayini Fatma Hanım. Fatma evet. Hanım. O dört nolu kooperatifimiz arkadaşlarımız merak etmesin. Teşekkür ediyoruz. Diyeceğiz. Tabii ki. Ben 3 aylık bir başkanım. Bazı sorunlar var. Hepsini çözdük ama az az kaldı. Çözeceğiz, halledeceğiz. Rahat olsunlar arkadaşlarımız. Teşekkür ediyorum. Abdullah Turan'ın da mesajı var. Teşekkür ediyorlar efendim konuyu dile getirdiğiniz için. İsmail Başkanımızın başarını devam ediliyoruz demişler. Manisa Turgutlu'dan Enver Çaylak isimli vatandaşımız. Evet. Evet. Sağ olsun. O ben... Enver arkadaşımız. Ben nakliyecilik yaparken dedim ya. O da tuğla fabrikasının, çaylak tuğla fabrikasının müdürüydü. Emekli oldu. Şimdi kendine bir iş yeri açmış. Gene aynı orada. Bu sefer nakliye işine döndürmüş işi. Anladın mı? Evet. Şey sorayım. Şimdi mesajlarda diyorlar ki hep İsmail Başkan'ı daha iyi yerde görmek istiyorum. Evet. Daha iyi yer neresi? Böyle bir kafalarında bir yer mi var? Ne? Belediye şimdi, başkanlığı mı? Milletvekili mi? Ne düşünüyorlar? Önümüzde seçimler var. Ben bir makam arabası aldım. Arkadaşlara öyle espri yapıyorum. Ya diyorlar 3 ayda başkan sen bu arabayı nasıl aldın? Aldığım araba 35 milyar. La dedim 10 milyar arabayı sattım. 10 milyar Erges Birliği esnaf kredi çektim. Şey orada Faruk Başkan kulaklar çınlasın. Karıya da biraz yalvardım bizim hanıma. Tamam mı? Dedim karı bir araba aldık. İleride seçim var. Bir arabamız olsun. Karabella diyorlar bir şeyle diyorlar arabayı. Arabanın ismini de bilmiyorum. Kredi çektik aldık. Bunun bile dedikodusunu arkadaşlarımız yapmış ama önemli değil. Ben istesem uçak alırım. Bunu herkes biliyor. Benim evimde çalışmayan bir kaynanam var. O da bazı evi yemek yedikten sonra günah olmasın diye gırgırlayın. Bende çalışmayan yok. Allah çalışana verir. Burada temiz olacak. Evet. Ben Cenab-ı Mevlam'dan her zaman şunu istedim. Bir ev, bir arabam olsun. Bunu da bana Cenab-ı Mevlam fazlasıyla verdi. Buradan da şükürler olsun diyorum. Herkese versin. Daha iyi yer neresi? Ha, daha o iyi yer kalmadı. Neresi? Arkadaşlarımız şimdi Marmara Birlik Taşıyıcılar Kooperatifini almamız lazım. Niye? O da ses getirmemiz lazım Ankara'ya. Orayı aldığımız zaman 21 tane arkadaşımızın başı olacağız olabilirsek. Ama şu anda gidişatım iyi. Arkadaşlarımızla temasa geçtik. Çoğu destekliyor. Orayı da alacağız. Ha orayı aldıktan sonra da seçimler geliyor. Meclis üyesi olmam ama başkan vekili bir yerde isteyen olursa. Tabii bu gene de kullar kasabasının halkını yürüdüğüm zaman kaç kişiyle yürüyeceğimi bunu çoğusu biliyor. Çünkü ben eski bir muhtar olarak her zaman bir yere bir toplantı yapacak olduğum zaman, yürüdüğüm zaman kalkın arkadaşlar şuraya gidiyoruz dediğim zaman sağ olsun o arkadaşlarım, abilerim ellerinden öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Arkamdan geliyorlar. İşte burada mesajları aldığınız gibi. Bu bir siyasi başarı değil değil mi? Ya siyasi yok. Hiçbir başarı değil. Yok içinde. Bakın şimdi her yerde de bazı para diyoruz ama her yerde maddi değil. Eğer maddi şeklinde kalsaydı ben o kooperatif başkanlığını kazanamazdım. Vallahi kazanamazdım. Hep
Zamanında iyilik yapmışız. İnsanlar inanmış bunu. Turbo Muhtar başarır. Bu işi daha iyi yapar diye bu niyetle oylarını vermişler, desteklemiştiler. Fakat sadece oy verenler de kalmıyor. Bizim orada 4-5 tane kahvemiz var. Burada Turbo İsmail'i camiden çıkan yaşlı abilerimiz bile dediği zaman ya Turbo bu işi rahatlıkla yapar, bu da bir oy sayarsın gene. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli yani arkadaşlar. Yani şimdi 2014 seçimleri alakalı bir hedef de almış olduk yani. Bir başkan yardımcılığı dedi ama değil mi efendim? Evet. Öyle istiyorsunuz. Tabii onu da bakacağız. Onda teveccüh gösterirlerse, halk tabii, isterse diyorsunuz. Meşru üyesi olmam. Bana meşru üyeliğini verdiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Almadım. Ben dedim muhtarlığı seviyorum. Bunu yapacağım. İsmail Başkan'ı yaptık. Yani aynı İsmail Özkar. Değişen bir şey yok. Al birini vur ötüye. İki İsmail Özkar'dan biri oraya geçmiş. Fark etmiyor. Çok ani bir kararla bir siyasi partiden belediye başkan adaylığı gelirse. Olabilir. Olabilir. Biz önemli olan Basiskele ilçesine hizmet yapmamız. Yani evet, bu yerel seçimlere benzemez. Ya çok önemli parti derken hani muhtarlar siyaset yapmaz diyoruz ama sonuçta bir yere de yapıyorlar. Ya muhtarlar siyaset yapmaz olur mu? Hepsi yalan. Zaten siyaset yapmasalar teklif biz maaşımızda. Teklif de büyük bir ihtimalle CHP'den gelir. CHP'den gelir, AKP'den gelir, MHP'den gelir. Gelir yani. Onların üçünden birinden değerlendirir. Benim için fark etmez. Benim AK için... Parti'nin zaten var bir tane bir şey belediye başkanı da. Belediye başkanı adayı değiliz. Ya başkan vekiliyiz. Başkan vekili. Başkan vekili. Ya şimdi bakın arkadaşlar. CHP'den başkanlık teklifi gelse ne yaparsınız? Gelse onu düşüneceğiz. O işte biraz maddeye de dayanıyor. Orası maddeye de dayanıyor arkadaşlar. Yani uçak alacak. Evet. Alıyorsun onu da yaparsın yani. Ne olacak? Ya şimdi o maddeye de dayanıyor. Şimdi arkadaşlar bu siyasetin içinde siz de varsınız. Görüyorsunuz muhabir olarak. Yani bir o gün bir büro kiralamam. Ben kendi köyümde bir büro kiralamaya kalktım. Bana adam 1,5 milyar para istedi. Çayı hariç. Çayı al dedim. Yani bir şeyden kiralayacaksın. Bu insanların kapılarına çiçekle gideceksin. Çiçeği de unutma. Boşuna gidemedim. Onu da söyleyeceğiz. Onu da söyle yani. Yani böyle. Program nasıl geçti, nasıl bitti bilmiyorum ama saat 10.35 programı da bitirmiş olur, evet, oluyoruz şu evet, saat süre içerisinde. Evet. 1,5 saatte hızlıca geride bıraktık. Efendim teşekkürler var, teveccühler var. Herkes evet, mesaj atıyor. Sizlerin bahsetmek istediği, konuşmak istediği son 1 dakikalık, son 30 saniyelik bir şey varsa onu alalım. Şimdi herkes Turbo İsmail medyadik bir muhtardır diye kamuoyunda yer yaptık. Her yerde varız, her şeyde varız ama ben şu kasteleri getirmem de, şu kasteleri çantam da burada bak. Bir evet, çanta dolusu. Bak. Evet, çantasında şunun, da dolu dolu evet, eşyalar şunun, var İsmail Bey. Şunun her bir yaprağında yaptığım icraatlar var. Evet. Yani bir kasteci, sen de kastecilik yaptın, gelip beni turup dururken çekmesin. Ama işte ne yapıyoruz gündeme? Emniyet müdürlerimizi ağırlıyoruz, kaymakamımızı ağırlıyoruz, milletvekillerini ağırlıyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kan bağışında bulunduk, plaket verecekler şimdi bana. İsmini vermiyorum. Kadın ne dedi bana biliyor musun? Sayın Başkanım dedi. Burada da başkanlık yapalım biraz. Kooperatifte verdim. Allah razı olsun üyelerim yolda olduğu halde. Bir belediye başkanının toplayamayacak olduğu kanı sen topladın dedi. Onun için teşekkür plaketi alacağız birkaç gün sonra da. Evet. Yani biz icraatlarımızla varız. Turbo İsmail'i sen gazetecisin yoldan geçerken beni çeker misin? Çekmen mümkün değil. Kendini pasife duruma düşürürsün. Ama biz icraatlarımızda burayı aldık geldik. Sayın Kaymakamım da beni çok destekliyor. Şimdi gelen kaymakamım destekliyor. Böyle sosyal faaliyetlerim olduğu için hepsinden özel kalem müdürüne kadar, nüfus müdürümüze kadar hepsine buradan saygılarımı sunuyorum. Her konuda Hüseyin Başkan da aynısını diyor. Her konuda arkandayız diyor. Yani bu büyük bir destektir ya. Evet. Yani Hüseyin Başkan'ın bize kalkıp bunu bize yağ yakmasına gerek yok. Ama bir samimiyet, bir samimi ortam çalışıyoruz, ediyoruz. Bunu herkes de görüyor. Şimdi bak Mehmet Ağa Mahallesi'nde şuurlandırmamız bitti. Örnek mahalleler yapacağız orada. İşte bazıları diyor ki ya Hüseyin Başkan hiç bu oraya çalışmadı. Çalışacak kardeşim onun elinde değil. Çalıştıracaksın. Çalıştıracaksın. Ben burada isim vermiyorum. Ekip meselesidir Hüseyin Başkan'ın da. Hüseyin Başkan her şeyi közedemez. Bunu birileri dürtecek. Kim dürtecek? Muhtarı dürtecek. Kim dürtecek? Vatandaş. Kim dürtecek? En başta meclis üyeleri. Dürtmeden hiç kimse bir yere gelmez. Gözünden kaçar. Ama bunu biz muhtar olarak, bana muhtar arkadaşlarım da, köyün merkezindeki arkadaşlarım da, hepsini ayrı ayrı seviyorum muhtarlarım. Ama köyün merkezindeki muhtar arkadaşlarım da daha bugüne kadar biz şunu yapalım dedim. Bir kere karşı çıkmadılar bana. Allah razı olsun. Hepsinden. Niye? Uyum içinde. Onlar kim? MHP'li var, CHP'li var, AK Partili var. Ama önemli olan hizmet diyorum arkadaşlar.
Hizmet olduğu için de bana bugüne kadar hiçbir muhtar arkadaşım olumsuz cevap vermedi. Ha ben de olumlu işlere göz yumuyorum ama. Olmayacak bir işte gelip ortaya atarsan zaten evet. Olmuyor. Evet. Olacak işleri. Çiçeğimi unutma. Evet onu göstereceğim. Erdal Bey ile konuşsunlar. Sohbet bittiğimiz. Şey şöyle ortaya koyalım istersen. Evet. Ben onu şimdi koyacağım siz konuşurken. Evet. İsmail Bey de şey için çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir çiçek var gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Evet. Kız istemeye gelir gibi çiçek bize getirmişler. Daha teşekkür onlar size ederim. Layık değil. Daha ilerini yapacağız Allah da. Razı. Şimdi keyifli. Yeni başkanız o kadar para bulabildi. Keyifli, hoş bir sohbetti. Kendisine katıldığı için, programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür daha ediyoruz. Daha konuşacağımız aslında normal çok şeyler var ama evet. Zamanımız az. Turbo, zaten lakabı Turbo. Çok hızlı, hareketli, enerjik bir başkan bir koltuğunda 5-6 tane de kartuş taşıyor. Evet, sağ ol. Sadece muhtarlığı konuşmuş olsaydık bile zaman yetmezdi. Evet. Ki bir bunun yanında kooperatif başkanlığı var vesaire. İşte Muhtarlar Derneği de başkanlığı var. Yani güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, belediye başkanı gibi yoğun çalışan birisiniz. Evet. Her 5 günde bir sizi alabilecek potansiyelde çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de diyoruz ki 2012'nin değerlendirmesini şöyle 2013'ün ilk haftalarında bir yapalım. Birkaç muhtar arkadaşımızla birlikte yaparız. Tekrar burada aynı platformda yaparız. Görüşmek dileğiyle diyorum. Yaparız. Ben size teşekkür ediyorum. Çiçek için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ajans 9 ailesi, Kocaeti ailesi olarak efendim bizleri keyifli sohbetinizde renkler dindiniz. Teşekkür ediyorum. Bu sizin sıcak karşılamanızdı. Ben evet. De sizin karşınızda bakın teklemeden, heyecanlanmadan bir program yaptık. Dediğim gibi önce Kocaeli TV'ye ve sizlere, ekibine, bizleri izleyenlere, herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler. Sağ olsunlar. Beni yalnız bırakmayanlara çok çok teşekkür ediyorum. Beni buralara getiren arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah daha iyi yerlere gelmeye uğraşacağız. Onlara İnşallah. Layık olmaya çalışacağız. İnşallah. Teşekkür ediyorum sizlere de. Evet sevgili seyirciler, bu keyifli sohbeti burada noktalıyoruz. Ajans 9 bitecek ama bir haberimiz var. Şimdi o keyifli, o güzel sohbetin ardından o bahsettiğimiz üzüntü verici haberi sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlarım şimdi görüntüsünü ekranlara getirecekler. Evet sevgili seyirciler, görüntülerimiz şu anda Kütahya'dan geliyor. Ambulans hastanenin önünde, acil servisin önünde beklemekte. Kütahya'da vatani görevini yapan Yuvacık eski belediye başkanı Hikmet Karaaslan'ın oğlu Fatih Karaaslan geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Edinilen bilgiye göre Kütahya Gediz Karayolu'nun 20. kilometresindeki Kireçköy yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen bir minibüs dikkatsizlik ve yolun kaygan oluşu nedeniyle şarampole uçtu. Evet, kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibinin içerisinde de Fatih bu akşam Hikmet Karaaslan oğlu Fatih Karaaslan bulunuyordu. Burada uyarıcı işaretler koyduktan sonra kaza yapan minibüsteki yaralara yardım etmek istediler efendim. Burada bulunan kişiler. Bir röportaj var, onu izleyelim şimdi. Dinleyelim sesini. Şu anda hastanede müdahale ediyorlar kendine. Bir vatandaşımız da olayda vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Evet sevgili seyirciler, burada arkadan gelen Sabah Trakdoğan yönetimindeki fayans yüklü tır gizli kayma nedeniyle, buzlanma nedeniyle askeri minibüs ardından yanında duran jandarmerleri Fatih Karaaslan ve Uygar Yalçınkaya ile yaralılara yardım etmek için duran bir otomobilden inen Fevzi Seçkin'e çarpıp şarampole uçtu. Tır sürücüsü hafif yaralı bir şekilde çıkarıldı tırın içerisinden ve gözaltına alındı. Fakat olay yerinde bulunan ve yardım etmek isteyen Uygar Yalçınkaya olay yerinde öldü. Jandarma Er Fatih Karaaslan ise ambulansa kaldırıldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düştü. Fevzi Seçkin de kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ve tır şoförü gözaltında Kütahya valisi Kenan Çiftçi de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hikmet Karaaslan'ın da şu anda Kütahya'da olduğunu öğrendik ve oğlunun, asker oğlunun cenazesini Yuvacık'a götürmek üzere geride döndüğü haberini aldık. Bugün ya da yarın efendim defnedilecektir toprağa. Tekrar Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Kocaeli'nin, Yuvacık'ın başı sağ olsun diyoruz. Efendim Hikmet Karaaslan'ın oğlu dediğimiz gibi, az önce de bahsettiğimiz gibi doğuda, güneydoğuda terörle çatışırken, teröre bu ülkeyi kaptırmamak için uğraşırken değil, bir trafik kazasında hayatını kaybetti, şehit oldu. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet sevgili seyirciler, bu haberle ilgili detayları gün ortası bülteninde ve 18.30 ana haber bülteninde paylaşmaya devam edeceğiz. Ajans 9 burada bitti. Yarın Cuma ve ekranlara hafta içinde son kez geleceğiz ve
yılın son programı olmuş olacak. Yılın son programında yarın Cuma günü sizler birlikte olacağız. Cuma günü de önemli konu ve konuklarımız var. Akşamında ise Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i ağırlayacağız efendim gündem programında. Bu iki keyifli programı kaçırmayın diyoruz ve bugün size iyi günler diliyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Yaz. Sevgili seyirciler, şişkin kabarık elektrik faturalarına elektriğe ödediğiniz %25'e varan fazla ödemeye son diyoruz. Sizi Brightus X5 ile tanıştırıyoruz. Şimdi sizlere elektrik tasarrufunda devrim yapan Brightus X5'i tanıtacağım. Brightus X5 Türkiye'de bir ilk. Her ay ödediğiniz elektrik faturasında sarf edilmediği halde faturaya yansıyan elektrik bedelini ödemeye son verdiren, yani size her ay yaklaşık %25 elektrikten tasarruf ettiren akıllı cihaz Brightus X5 ile artık paralarımız uçup gitmesin. Hem aile ekonomimize hem de ülke ekonomisine katkıda bulunun. Sevgili seyirciler, evlerimizde, iş yerlerimizde, ofislerimizde bilgisayar, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, bulaşık makinesi, klima ile aydınlatma için floresan lamba ve benzeri elektrikli cihazlar elbette kullanıyoruz. Teknik olarak bobinli, balanslı, motorlu olarak tanımlanan bu cihazlar çalışırken anlık voltaj dalgalanmalarına sebep olarak yüksek akım çekmekte. Bu da yaklaşık %25'lik bir enerjinin fazladan kullanılmasına neden olmaktadır. İşte bu fazladan kullanım ay sonu faturalarımıza %25 fazla ödeme olarak yansımaktadır. Yani %25'lik bir elektrik teknik tabirle reaktif güç olarak boşa gitmektedir. Her ayki elektrik faturamızda kullanmadığımız bu boşa giden elektriğin bedelini ödemekteyiz. Ama artık bitti. Artık son. Boşa giden, kullanmadığımız elektriğe para ödeme dönemi Brightus X5 ile sona erdi. Bizler elektriğe neden çok fazla paralar ödedik ve nasıl oldu da biz bu paraları artık ödemeyeceğiz? Şimdi size bunları tek tek anlatacağım. Türkiye'de bu zamana kadar elektrik tasarrufu sağlayacak ve çözümler üretilmeye çalışıldı ama bir şekilde gerçekleşmedi. Ancak bu elimde gördüğünüz Brightus X5 ile elektrik tasarrufunda yeni bir dönem başladım. Türkiye'de bir mühendis elektrikten tasarruf etmeyi sağlayacak bu cihazı geliştirdim. Türkiye'de bir mühendis sanayi tesislerinde elektriğin boşa gitmesini önlemek için kullanılan kompanizasyon sisteminden yola çıkarak aynı sistemi evlere uyarladım.
Brightos X5'i geliştirip boşa giden elektriğe para ödeme dönemine son verdim. Elimde gördüğünüz bu cihaz Brightos X5 elektriğin fazladan kullanılmasını yani boşa gitmesini nasıl önlüyor? Kullanmadığımız elektrik ne demek? Kullandığınız kadarını ödeyeceksiniz derken ne demek istiyoruz? Şimdi bunu yanımda bulunan panoda bir görelim. Bu panomuzda bir evin içinde elektrik eşyaları nasılsa onun gibi bir düzenimiz var. Oturma odamız, mutfağımız, çamaşır makinemiz, klimamız, bunun yanı sıra elektrik süpürgemiz, fırınımız, her şeyimiz burada örnek olarak yer almaktadır. Şimdi burada da evimizdeki elektrik prizi ve çekilen akımı gösteren elektrik sayacını görüyorsunuz. Panomuzda evimizde kullandığımız floresan lambalar çalışmakta ve sayacımızın çektiği akım burada gözükmektedir. Bakın şu anda lambaların çektiği amper gücünü görüyorsunuz. 0.45. Elimde görmüş olduğunuz Brightos X5'i prize taktığımda elektrikten nasıl %25 tasarruf ettiğimizi hep birlikte göreceksiniz. Brightos X5'i prize takıyorum. 0.45 olan akım bir anda 0.33'e düşüyor. Bu elektrikten nasıl %25 tasarruf ettiğimizin bir anlamda kanıtıdır. Bakın Brightos X5'i prizden çektiğimde yanan lambaları görmektesiniz. Bir anda akım 0.45 oluyor. Ama Brightos X5'i prize taktığımda yanan lambalar tekrar burada görüyorsunuz ve akım 0.33. İşte elektrikten %25 nasıl tasarruf edeceğinizin çok açık ve net kanıtı ortada. Sevgili seyirciler, bu bir sihir değil, bu bir marifet. Brightos'un marifeti. Boşa giden, kullanmadığımız halde faturamıza yansıyan %25'lik bir elektriği, cebimizden akıp giden parayı ortadan kaldıran harika bir cihazdan bahsediyorum. Bu ürün, elektrik tesisatı üzerinden çekilen akımın frekansını düzenlemek suretiyle kayıpları ortadan kaldıran teknolojik bir üründür. Üstelik Brightos'un faydası bu kadar da sınırlı değildir. Anlık voltaj dalgalanmalarını düzenleyerek elektrikli cihazlarda arızaları önlemekte ve cihazların ömrünü